akşamlar ölümünün 71. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz ve Mustafa Kemal Atatürk'ü yeniden konuşuyoruz yıl dönümünde. Atatürk'ün fikirleri, yıllar içerisinde değişen Türkiye şartlarında Atatürk'ün yeniden yorumlanması, Kemalizm, Atatürk gerçekten hangi fikirleri temsil etmekteydi ve gerçekten nasıl bir Türkiye istemekteydi? Bu konuda da yine yıllar içerisinde çok sayıda farklı tartışma, farklı bir Atatürk portresi ortaya çıkardı. Geriye doğru baktığımızda, geriye doğru döndüğümüzde Atatürk'ün hayatına, fikirlerine, icraatlarına, eylemlerine ve Atatürk'ün bütünüyle kariyerine baktığımızda yine üzerinde çokça farklı görüşün, çokça farklı tartışma konusunun ortaya çıkacağı bir Atatürk külliyatı karşımızda duruyor. Bu akşam hem 71. ölüm yıldönümünde Atatürk'ü anmak hem de Atatürk fikirleriyle Atatürk, hangi açıdan Atatürk ve bir dizi soru işareti karşısında Mustafa Kemal Atatürk'ün tartışmasını ve konuşmasını yapmak istiyoruz yeniden. Bir soru yaklaşık bir yıl kadar önce gazeteci yazar Taha Akyol'un kitabıyla ortaya attığı bir soru. Ama hangi Atatürk sorusu üzerinden tartışma bu akşam gidecek? Sayın Taha Akyol da konuğumuz, hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Taha Akyol'la birlikte çok değerli konuklarımız, değerli tarihçiler var aramızda. Profesör Doktor Cemil Koçak, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sizin de yakın tarihte Mustafa Kemal ile ilgili çok sayıda makaleniz ve kitaplarınız var. Hoş geldiniz. Oral Çalışlar gazeteci, yazar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de Atatürk'le yakından ilgili bir gazetecisiniz. Zaman zaman yazıyorsunuz. Eşiniz de bununla ilgili çeşitli çalışmalar yaptı Mustafa Kemal ile ilgili. Ve Hasan Bülent Kahraman, Profesör Doktor, sizler de hoş geldiniz. Bu akşam bir şey mi ekleyecektim? Profesör değil, doçent. Doçent. Peki, zaman zaman programda bu tür hataları yapıyorum. Evet. Bu akşam sevgili seyirciler, aslında çok uzun ve çok saatler alacak bir konuya girdiğimizin farkındayım. Fakat genelde bugün Türkiye'sine baktığımızda Atatürk'ün hayatında hiç yabancılık çekmeyeceğimiz konuları tartışmaya devam ediyoruz. Hemen hemen bir iki eksiğiyle birlikte Atatürk'ün hayatında ne varsa bugün Türkiye onu tartışmakta. Hem din-devlet ilişkileri, hem laiklik, Kürt meselesi, demokrasi ve o dönemin koşullarında Atatürk'ün demokratleşme çabaları, demokratleşme girişimlerinin yansımaları bugünden rahatlıkla okunabilir. Bir dizi başka soru. Tabii şimdi bizi biraz rahatlatın istiyorum. Neden böyle bir kitap yazma ihtiyacı ortaya çıktı ve yani bu soruyu sorma gereğini, bu soruyu sorma ihtiyacını nereden duydunuz? Yani bu soruyu hak edecek bir farklı Atatürk portreleri tespit etmekten mi geçiyor bu? Bu uzun yıllar yaptığım bir çalışmanın ürünü. Fakat ama hangi Atatürk adıyla bunu bir kitap haline getirme düşüncesinin başlangıcı rahmetli Atil İlhan'la yaptığım bir tartışmadır. Rahmetli Atilla İlhan'ın İş Bankası yayınlarından çıkmış olan Hangi Atatürk diye bir kitabı vardır. Orada kendi deyimiyle alafranga Atatürkçüleri eleştiriyor. Batı karşıtı, sol, otoriter, Sultan Galiyevçi, Asyacı, kalpaklı bir Mustafa Kemal'i savunuyor. Ben Milliyet Gazetesi'nde yazdığım yazıda Atilla İlhan'ın referanslarının 1920'lerin ortasını geçmediğini, 1930'lardaki hatta Lozan'daki Mustafa Kemal'den bahsetmediğini, bu şekilde kurgulanmış olduğunu yazdım. Sonra kendisi beni telefonla aradı. Cumhuriyet Gazetesi'nde benim yazıma karşılık yazdı. Bunun üzerine ben Atatürk'ün değişik dönemlerde nasıl yaptığını, nasıl konuştuğunu, nasıl değişik politikalar, nasıl fikirler ortaya koyduğunu hakkında madem fikirlerim var, bunu bir araştırmaya dökerek yapayım dedim ve karşıma şu çıktı. Bir, İstanbul'daki Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadan önce İstanbul'da iktidarı ele geçirmek, gerektiğinde askeri darbe yaparak harbiye nazır olmak, orduyu ele almak, politika yoluyla ülkeyi kurtarmak isteyen, arkadaşlarıyla bu istikamette çalışan bir Mustafa Kemal. Böyle bir Mustafa Kemal, Minber gazetesine verdiği demeçte Osmanlıların İngiliz milletinden daha hayırhah, daha hayırlı bir dost bulamayacağını, Mondros anlaşması konusunda görüş ayrılıkları çıkarsa bunu İngilizlerle görüşerek halletmek gerektiğini söylüyor. Bu tür çok temasları var, çok görüşmeleri var. Neden böyle söylüyor? İstanbul işgal altında İngilizlere ters giderek iktidarı ele geçirmek ve kafasındaki siyasi projeyi ve önüne koyduğu merdiveni geliştirmek mümkün olmaz. Sonra bilinen şekilde belki ayrıntılara gireriz. Samsun'a gönderiliyor, Vahdettin tarafından gönderiliyor. Göndermesinin sebebi Samsun'daki bir takım şekavet olaylarını durdursun. Şekavet hadiseleri, eşkıyalık hadiseleri var diye İngilizler müdahale etmesin. Onun için devleti kurtaracaksın diyor Vahdettin.
Mustafa Kemal'i Samsun'a çıktıktan sonra bakıyoruz karşımızda Abdülhamit'ten daha çok İslami bir dil kullanan, adeta Lenin kadar anti-emperyalist bir Mustafa Kemal görüyoruz. Neden? İstanbul'daki halifenin dışında Anadolu'da bir otorite kullanmak ihtiyacını, oluşturmak ihtiyacıyla çok İslami bir dil kullanıyor. Meclis dualarla, tekbirlerle, işte şu kadar Yasin indirilerek, şu kadar hatim indirilerek, şu kadar hadis-i şerif okunarak büyük dini gösterilerle açılıyor. Her sözünde Cenab-ı Peygamber, Fahri Kainat Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve İslam dünyasına hitap. İngiliz emperyalizmine karşı halifeyi, işte Müslümanları kurtarmak için bize yardım edin. Beri taraftan Lenin'le. Çünkü Yunan işgaline karşı, Batılılara karşı destek alabileceği iki tane dış güç var. Birisi İslam, öteki Bolşevizm. Bu dönemde çok koyu anti-emperyalist bir Mustafa Kemal görüyoruz. İslami ve Marksist sözler. Hatta Upmal Angarski, Lenin'in Ankara'daki ilk temsilcisi, geldiğinde ondan konuşurken ben de komünizm fikirlerini benimsiyorum. Bize yardım edin diyor. Angarski diyor ki sizin meclis hacılarla, hocalarla, paşalarla dolu. Bunlardan komünizm olmaz. Buraya proletarya getirmen lazım. O işi ben zafer kazandıktan sonra yapacağım. Bana destek verin diyor. Lenin'den yardım almak için. Şimdi Türkiye'de sol Kemalistler, Doğan Avcıoğlu gibi, İlhan Selçuk gibi sol Kemalistler o dönemin sözlerinden seçtikleri vecizelerle bir Mustafa Kemal kurgulayarak Sultan Galiyevci, Asyacı, Üçüncü Dünyacı, Batı karşıtı bir Mustafa Kemal ortaya koyuyorlar. Halbuki Lozan dönemine girdiğinde Mustafa Kemal'in karşısındaki sorun ne? İngilizleri masada yumuşatmak. 29 Ekim 1923'te yayınlanan, daha önce verdiği Fransız gazeteci Maurice Perrot'a verdiği bir demeç var. Garba teveccüh etmiş Türkiye, Avrupalı bir Türkiye bizim hedefimiz budur diyor. Kurtuluş Savaşı'nda böyle demiyordu. Garp'la savaşan Türkiye diyordu. Lozan'da Mustafa Kemal'in adım adım batılılaşma yönünde diplomasi yaptığını, iç politikada bu istikamette gelişmeler kaydettiğini görüyoruz. Mesela hukukunuz şeriatla idare ediliyor diyor Lozan'dakiler bize. Kapitülasyonları kaldırmamız için işte muasır hukuku, çağdaş hukuku kabul etmemiz lazım. Lozan meselesi ve özellikle Musul'un kaybı kesinleştikten sonra bilhassa İtalyan emperyalizminin, faşizmin Doğu Akdeniz'de o vakit Ege Adaları İtalyanların elindeydi. Türkiye'ye yönelttiği tehdit karşısında da İngilizlerle ittifak yapmak isteyen, bunun için de çok büyük gayret sarf eden bir Mustafa Kemal var. Aynı zamanda içeride yaptığı reformlarda Batı hayat tarzının, kendisinin Selanik'ten beri özel hayatında uyguladığı Batı hayat tarzının, Batılı bir Türkiye'nin inşası istikametinde. Şimdi burada Mustafa Kemal 4 ayrı dönemde bu şekilde bir pragmatik çizgi takip ettiğine göre bugün yaşasaydı aynı yolda devam ederdi, aynı yollardan hangisinde devam ederdi? İşte benim göstermek istediğim değişik dönemlerde değişik tavırları ve stratejileri olan Mustafa Kemal gerçeğini iyi tanıyalım, günümüzün çok değişik olduğunu, günümüz dünyasının çok değişik olduğunu bilerek bugünün verileriyle Türkiye'yi düşünelim. Kitabın temel tezi bu, biraz uzattık. Siz yazış sebebiniz olarak Atilla İlhan'ı söylediniz. Kitap da Atilla İlhan'a ithaf ettim, evet. Çok saygı duyduğum biridir Atilla İlhan. Bazı görüşlerine katılmamak üzere. Ve onun tarih tezlerinin bir kısmını da yine kitapta yer veriyorsunuz. Evet. Bazı konulara bakışlarda. Hocam çok farklı birbirinden, çok farklı birbirle çelişen Atatürk portreleri var mı? Ve çok kısa süre içerisinde, yani daha Bey anlattı, bir yıl içerisinde İngilizlerle müzahir ama sonra bir yıl sonra karşı, sonra Bolşeviklerle ve sonra tekrar onlara karşı farklılaşan, dönemin şartlarını farklılaşan bir Atatürk tanımı çıkıyor. Bu kitapta çeşitli tarihi vesikalarda. Tarihsel perspektiften baktığınızda ne kadar birbirinden farklı Atatürk portreleri var? Evet, bu öncelikle şaşırtıcı gelebilir. Çünkü bizim alışa geldiğimiz usulde Atatürk'ün özdeyişlerini biz kısa cümlelerle aktarıyoruz, nakletmeye çalışıyoruz. Ve o kısa cümlelerin de o konuda Atatürk'ün gerçek ve bütün fikri olduğunu söylüyoruz. Bütün ömrü boyunca savunduğu fikirler zannediyoruz. Evet. Halbuki o belirli bir tarihte, belirli bir mekanda, belirli bir konjonktürde söylenmiş olan bir söz. Dolayısıyla herhangi bir konuda, örneğin Birinci Dünya Savaşı'na katılıp katılmamak konusunda. Çok önemli, evet. Atatürk ne düşünüyordu derseniz, bir tarihçi olarak hemen size şunu söyleyebilirim. Değişik tarihlerde farklı yorumlarda bulundu. Mesela 1919'da kendisine sordukları zaman, Birinci Dünya Savaşı'na katılmamak mümkün müydü?
diye. O zaman o şöyle dedi, pek değildi. Katılmak zorundaydık. Aradan zaman geçti. 1926 İzmir suikasti davasında kendi eski silah arkadaşları yargılanırken o zaman dediler ki siz zaten Birinci Dünya Savaşı'na da soktunuz bu memleketi. Dolayısıyla bu büyük bir suç haline geldi. Yani, evet. 1919'da suç olmayan bir şey 26'da rahatlıkla suç haline geldi. Söylemek istediğim şey şu. Atatürk'ün bir politik figür ve lider olduğunu görmezden gelerek onun yalnızca komutan, önder, devlet adamı kimliklerine ön plana çıkararak bir Atatürk ve Atatürkçülük meselesini çözmek imkansızdır. Benim söylemek istediğim şey şu. Değişik tarihlerde söyledikleriyle değişik politik Atatürk figürleri çizilebilir. Çizilmiştir, çizilmektedir. Her siyasi akım kendine bir Atatürk bulabilir. Yani Necmettin Erbakan dahil değil mi? Necmettin Erbakan da Atatürk yaşasaydı bizim partimize girerdi gitti, evet. Derken bu bakımdan haklı olabilir. Komünistler de haklı olabilir. Yani Türkiye solu 60'larda daha çok, 70'lerde bir miktar Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü esas itibariyle Kemalizmi kendilerine göre yorumlamış ve bu ideolojinin esas itibariyle halkçı ve devletçi olma niteliğinden hareketle sola ve sosyalizme yakın olduğunu düşünmüşler ve böyle deklare etmeye çalışmışlar. Dahası var sizin kitapta tabi mutlaka siz de biliyorsunuz. Yani doğrudan komünist olduğunu söylediği iddia edilen cümleler var. Var çünkü. Ama çok kısa bir süre sonra da komünizm herhalde ezilmeli dedi bir cümle ona ithaf edildi. Sonra cümlenin kendisi ait olmadığını da söylüyorsunuz. O soğuk savaş soğuk propagandası. Soğuk savaş propagandasına gelince iş tamamen değişiyor tabi. Şimdi nasıl bakmalıyız? Atatürk'e nasıl bakmalıyız ve nasıl değerlendirmeliyiz bugün açısından? Bana soracak olursanız Atatürk'ü tarihsel bir figür olarak değerlendirmek gerekir. Güncel politik bir figür olarak değerlendirdiğimiz takdirde ve sürece Atatürk'ü Atatürkçülük üzerinden güncel politik tartışmaların öznesi haline getiriyoruz. Ve bu Atatürk açısından bana soracak olursanız çok talihsiz bir durum. Herhalde bu hiç olmasını istemediği bir şeydi. Bu talihsiz durumu devam ettirmenin bence çok önemli sakıncaları var. Çünkü Atatürk'ün tarihsel bir figür olarak ortaya çıkarmış olduğu geçmişteki meselelere bir soğukkanlı analiz yapmak başka türlü. Oradaki sloganları bugün açısından olduğu gibi tekrarlamak ve hatta bazı eklemeler çıkarmalarla bunu yapmaya çalışmak başka bir mesele. Herhalde bir mesele de Atatürk'ün İstiklal Harbi'nden sonra Kemalizm ideolojisinin onun sağlığında örülmeye başlaması ve o ideolojiyle kendisi arasındaki ilişki de tam olarak şu anda bilmiyor oluşumuz mu? Evet şimdi... Yani Halk Partisi'nin şimdi, devreye girişi. Siz den devam edelim isterseniz Aslan Bülent Bey'den devam edelim. Ha, ben beklemiyordum. Cemil ona bazı açıklamalar yapacak zannediyordum. Şimdi söyledikleri içinde önemli bir nokta var. Hepsi önemli ama benim devam etmek istediğim çizgi bakımından dedi ki Atatürk'ü bir tarihsel figür olarak değerlendirmek gerekir. Onu güncel bir politik figür olarak ele almak yanlış. Şimdi Türkiye'de yapılan tam da bunun tersi. Şimdi bir kere tarihsel bir figür olarak ele almak gerekir dediğiniz zaman belli kesimler bunu bir hakaret olarak kabul ediyorlar. Yani Atatürk tarihin derinliğine, tarihin karanlığına terk edilmiş, orada bırakılmış, orada unutulması, unutturulması gereken bir varlık mıdır? Yoksa Atatürk bugün hala düşüncelerinden, görüşlerinden yararlanacağımız birisi midir? Şimdi siz Cemil Koç'a şunu sordunuz. Yani Kemalizm ideolojisi. Şimdi bu ben tarihçi değil, siyaset bilimciyim. Dolayısıyla bir siyasal ideoloji açısından meseleye baktığınız zaman bu yaklaşımın, bu oluşumun nedenlerini bulma imkanı var. Şimdi bunu temellendirmek için önce birkaç noktaya değineyim. Ondan sonra da daha somut bir çerçeve içinde bunu ele alayım. Birincisi şu. Şimdi Kemalizm dediğimiz hadise Atatürk'ün sağlığında oluşturulmuştur. Yani ben bu işi hep şöyle değerlendiriyorum. Bir düşünce arkadan gelen, sonradan gelen bir düşünce ortaya çıkıp şekillenmeye başladığı zaman ilk döneminde daima daha özgürleştirici, daha kapsayıcı, daha ucu açık,
bir nitelik taşır. Bu her düşüncede böyledir. Fakat aradan bir süre geçtikten sonra eğer o düşünce iktidara gelmişse orada bürokratikleşmeye başlar. Katılaşmaya başlar, daralır, kendi içine kapanır. Kimsenin dışına çıkmasını istemediğimiz veya kimsenin dışına çıkması istenmeyen bir çerçeve orada oluşur. Şimdi 1923 ile kabaca 33 arasındaki Atatürk'e ait geniş ölçüde onun tarafından biçimlendirilmiş ve değerli incelemecilerin söylediği şekildeki düşünceler daha açık uçludur, daha özgürleştiricidir, daha dönüştürücüdür. Şimdi kabul edelim ki 1923-33 arasında veya isterseniz bunu 1919'a kadar da geri götürmek mümkün. 1933 arasında geçen o 15 yılda bir imparatorluk yıkılıyor. O dönemde yine kabul edelim ki akla hayale gelmeyen, kendisinden öcü gibi korkulan, herkesin yapacağını düşünerek yapmaya niyet edenleri suçladığı cumhuriyet kuruluyor. Parlamento oluşturuluyor vesaire. Gerçi bir parlamento tabii Osmanlı'da var. Ama sonunda ortaya böyle bir yeni yapı çıkıyor. Ve bunun bir özgürleştirici boyutu olduğundan söz ediliyor. Ben de buna geniş ölçüde bazı noktaları itibariyle katılıyorum. 33'ten itibaren birinci Kemalizm başlıyor. Birinci Kemalizm başlıyor. Neden? Çünkü Kemalizm artık bürokratikleşmeye başlıyor. Parti devlet bütünleşmesi ortaya çıkıyor. Milli şef, ebedi şef kavramları gündeme geliyor. Nedeni açık. Avrupa'da totaliter rejimler yükseliyor, faşizmler yükseliyor. Ve Kemalizm bunlardan geniş ölçüde etkileniyor. Mussolini ortaya çıkıyor. Mussolini çıkıyor, Franco çıkıyor, Hitler çıkıyor. Bunlar iktidara geliyorlar üstelik. Ve iktidarda şeflik yönetimleri kuruluyor. İktidarlarda parti devlet bütünleşmeleri sağlanıyor. Türkiye İtalya'ya insanlarını gönderiyor, yöneticilerini gönderiyor, parti yöneticilerini gönderiyor. Onlar gelip oralarda gördükleri modeli Türkiye'de uygulamaya başlıyorlar. Şimdi 33-1950 arası birinci Kemalizm dönemidir. Şimdi 60-80 arasında Türkiye ikinci Kemalizm dönemini yaşadı. Yani ordunun bir ideolojisi olarak solla bütünleştirilen Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk, efendim bir o derece olmamakla birlikte Mümtaz Soysal, yani Yön dergisi grubu, daha sonra Devrim dergisi grubu, sonra ona orduyla ilişkilerini revize ederek katılan Atilla İlhan bir sol Kemalizm anlayışı üretmeye başladılar. Bu Kemalizmin ikinci teorizasyonu. 1980 12 Eylül darbesinden sonra ortaya yeni bir Kemalizm çıkartıldı. Tamamen ahistorik, tarih dışı, tamamen anakronik, içinde yaşanılan günle uyumsuz ve böyle bir mitolojizasyona dayalı bir Kemalizm. Üçüncü Kemalizm dönemi. 1998'den sonra yeni bir Kemalizm tasavvuru ortaya atıldı. İşte Atatürkçü düşünce sistemi diye ifade edilen ve bu üç Kemalizmin, üçünün de itiraf edelim ki doğrudan doğruya ordu tarafından, genelkurmay tarafından biçimlendirilmiş bir yanı var. Dolayısıyla bir ideoloji olarak baktığınız zaman bugün Kemalizmi artık önermeleri itibariyle bir ideoloji bile demek mümkün değil. Bu artık bir doktrin. Bir cümle daha izin verirseniz bir cümle söyleyip bitireyim. Peki neden? Yani neden? Buna neden ihtiyaç var ve işte bu kitaplar niye yazılıyor veya bu tartışmalar neden yapılıyor? Buradaki hadise şu. Şimdi bu Kemalizmin önerdiği modernleşme anlayışıyla ilgili bir şey. Kemalizm nedir? 1919'dan 1950'ye kadar alsanız bile sonuç itibariyle iki temel amaç taşıyan bir yaklaşımdır. Bunun bir tanesi ulus devleti kurmaktır. Çok geç kalmış bir ulus devlettir. Yani 1920'lerde, 23'lerde ulus devlet kurmak akıl alacak bir şey değil ama yaşanan tarih bu. Bunu kurmaktır. Neden akıl alacak bir şey değil diyorsunuz? Ulus devletler çok 18. yüzyıllarda kurulmuş. Evet, Alman romantik çok gecikmiş bir tarihte. Yani üstelik, iktisaden ne kadar geciktiysek ulus devleti de maalesef o kadar. O kadar yani bir üstelik de bir kurtuluş savaşı ardından.
İkincisi bir modernleşme projesidir ve bu modernleşmeyi apolitik, yani politika dışında yapmıştır. Yani toplumsal katılımdan uzak, toplumsal bütünleşmeden uzak, tam tersine topluma rağmen sürdürülmüş bir modernleşme projesiydi. Efendim o gün bu haklıydı, haksızdı. Onu tartışmıyoruz. Burada tartıştığımız bugün şöyle bir düşünce ile hareket edişidir toplumun belli kesimlerinin. Bu model o gün de doğruydu, bugün de doğru. Bu doğru değil. Bu yanlış. Yani 1920'lerde, 30'larda, 40'larda, 50'lerde sürdürülen bir modernleşme modelinin 2010 yılında, yani 21. yüzyılında birinci 10 yılının bittiği, bitmekte olduğu bir dönemde öne sürülmesi, iddia edilmesi mümkün değil. Peki Kemalizm niye buna rağmen bu kadar çekici belli çevreler için? Bu biraz 19. yüzyıldan kaynaklanıyor. 19. yüzyıl bir tek düşüncenin hakim olduğu bir dönem değil. 19. yüzyılda materyalistler var. 19. yüzyılda romantikler var. 19. yüzyılda kitlenin siyasetten uzak tutulması gerektiğini savunan görüşler var. Yani bunların her birinin savunucuları var. Şimdi Kemalizm eklektik bir proje. İçine bunların hepsini parça parça aldı. Neden? Çünkü geç Osmanlı modernleşmesinin ideolojik boyutu böyleydi. Yani Batıcılar vardı, İslamcılar vardı, daha bir materyalistler vardı, İslamcılar vardı, Türkçüler vardı. Beş temel gruptu. Kemalizm bunları alarak eklektik bir proje oldu. Dolayısıyla çeşitli dönemlerde herkes istediği, dilediği yanını alıp ortaya bir Kemalizm çıkardı. Oral Bey'e dönmeden bir tabi bunu açmak gerekecek diye dönmem gerekiyor. Şimdi siz de kitabınızda bu farklılıkları çok zengin örneklerle ortaya koyuyorsunuz. Farklı dönemlerde farklı Türkiye, ama sanki başlangıçta, yani söylemlerindeki farklılığa rağmen başlangıçta kafasına bir fikir koymuş Atatürk'ün izleri de var kongreler döneminde. Yani bir muasır batılılar gibi giyinecek bir toplum yaratma düşüncesi daha baskın ve altta her zaman hakim diyebilir miyiz? Yoksa o da mı? Ben Atatürk'le ilgili yeni bir kitap hazırlıyorum. Adı muhtemelen Ama Hangi Tek Adam Olacak. Orada Selanik hareket noktası. Selanik'te genç çocuk harbi öğrencisi Mustafa Kemal Paşa'nın duygularıyla Yahya Kemal'in duyguları arasında önemli benzerlik var. O duygu şu: Balkan Müslümanlarının duygusu. Toprak elimizden gidiyor. Onun için milliyetçilik fikri Anadolu'nun kendisinden önce Balkanlar'da ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal'in böyle bir milliyetçi yönü var. Bu milliyetçiliğin içeriği zamana göre değişmiştir. 1930'larda ırkçılığa, etnik milliyetçiliğe kadar giden, başlangıçta Ziya Gökalpçi olan, Osmanlıcı renkleri taşıyan bir milliyetçilik. İkincisi, Yahya Kemal'de fazla olmayan ama Mustafa Kemal'de etkin olan, batılı hayat tarzını idealize eden, batılı hayat tarzını kendi şahsi hayat tarzı ve bir medeniyet projesi olarak algılayan Mustafa Kemal. Üçüncüsü ise Mustafa Kemal'in, bunu Makbule Ata'dan, Atatürk'ün kardeşi de belirtir. Aynı sözleri Halid Edip de belirtir. Herkes benim emrime uyacak. Bunu hem Makbule Ata'dan diyor, kardeşim böyle derdi diye, hem Halid Edip adı var. Sakarya Savaşı'nda zafer kazandıktan sonra dönerken Atatürk'ün kendisine, herkes benim emrime uyacak. Sadece savaşta değil, barışta da. Özellikle Sakarya Savaşı'ndan sonra. Evet, Sakarya çok büyük bir dönüm noktası. Evet. Her bakımdan, yani İslam bakımından, Bolşevizm bakımından, solculuk bakımından, rejim bakımından, Osmanlı tarihi, Cumhuriyet falan, Enver Paşa'dan kurtulma gibi falan. Şimdi bu üç Mustafa Kemal oluşturan bu üç öge. Vatan elden gidiyor, Balkanları kaybediyoruz, milliyetçilik. Selanik'ten gelen batılı hayat tarzı ve bir de ben baş olacağım, ben yöneteceğim. Bu bütün büyük liderlerde bu vardır. Bu içindeki öz olmakla beraber tarihi şartlara göre bunu ayarlamıştır. Ben solcuyum demiştir, ben komünistim demiştir, zaferden sonra Bolşevik bir rejim kuracağız demiştir. Beri taraftan, yani Abdülhamid'in söylemesini düşünemeyeceğimiz ölçüde İslami ifadeler söylemiştir. Ama şu dediğin doğru, bu üç öz, yani milliyetçi, içeriği değişen anlamda milliyetçi. İkincisi batılılaşmacı, batılı hayat tarzını, kendi yaşayış tarzını bir millet için medeniyet projesi gibi algılaması. Üçüncüsü de ben baş olacağım.
duygusu. Sizin ikinci kez tekrarladığınız İslamcı söylem, Abdülhamit olmayacak kadar İslamcı söylemi özellikle Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç döneminde çok yaygın, çok örnekte veriyorsunuz. Hatta İzmir'in kurtuluşuna kadar azalarak devam ediyor. Azar. Evet. Ve Karabekir'in ciddi itirazları var değil mi? Abartmayın bu kadar, bu kadar da söylem. Şimdi bu kadar Ankara'da meclis açılırken öyle bir İslami gösteri, öyle adeta bir tiyatral bir gösteri yapılıyor ki Karabekir gibi muhafazakar birisi, harf devrimine karşı çıkacak muhafazakar birisi bu kadar da fazla diye itiraz ediyor. Evet. Oral Bey, siz Hasan Bülent Kahraman'ın tasnifine göre 3. dönem Kemalizmin yakın ve hepimizden iyi tanıdık. Şöyle, ben yani Atatürk'e bakarken kendi yaşadığımız sol pratiğin de bununla ne ilgisi vardır diye hep üzerinden düşünmüşümdür. Şimdi bir kere dünyadaki Stalinizmle Kemalizm arasında çok ciddi tarihsel ve kültürel ve sosyal benzerlikler var. Ve bu aslında bence hala bugüne intikal eden Atatürkçülük dediğimiz işin de özetini oluşturuyor. Nedir bu? Otoriter modernleşme. Yani şey de söyledi, Hasan Bülent Kahraman da söyledi. Bir modernleşme projesi. Ama bu modernleşme projesi nasıl bir proje? Otoriter tepeden inmeci bir proje. Yani bu vatanı, bu geri kalmış halkı ben değiştirmem, modernleştirmem ve medeni milletler seviyesine evet. çıkarmam gerekir. Bence özü budur. Evet. Atatürkçü ideolojinin ve Atatürk'ün kendisinin düşüncesi de budur. Evet. Çeşitli pragmatik politik şeylerine, angajmanlarına rağmen özü budur. Yani geri bir milleti ben yukarıdan aşağı otoriter bir yolla modernleştireceğim ve çağdaş yahut o zaman muasır medeniyet seviyesine ulaştıracağım. İşte ben yapacağım dediği ben ha, duyusu milliyetçilik, bu halkı, bu milleti yükselteceğim. Batılılaşma da batılı hali. Ama bunun özü yani şu, otoriter modernleşme. Öyledir. Yukarı, evet. Şimdi nedir mesela bizde bunu, bu otoriter modernleşme projesi aslında halkı esas olarak dışarıdan değiştirilmesi gereken bir topluluk olarak görmek. Yani kendi başına değişemez, onun için halkı değiştirecek bir güce ihtiyaç var. O güç nedir? İşte Atatürk'ün başında bulunduğu bir devlet ve ordudur. Bu yapar bunu. Bir eğitim seferberliği açarım, bir şey yaparım. O yola gelmeyeni de yola getirmesini bilirim. Bunun metotları vardır. Bunu uygulamıştır. Ve bence bugün hala Atatürkçülük diye tartışılan şeyin özü de budur. Yani şöyle bakar. Biz de bunu çok güzel, kolay benimsedik. Stalinizmi de o yüzden kolay benimsedik. Şöyle düşünürsün. Bir öncü partiye ihtiyaç vardır sosyalizmde de. Öncü parti, öncü bir kadro tarafından yönetilir. Genel sekreter onun en tepesindedir ve genel sekreter bütün ülkeyi yönetir. Merkez komitesi şöyledir. Merkez komitesi siyasi büroya bağlıdır. Siyasi büro parti başkanına bağlıdır. Yani genel sekretere bağlıdır. Şimdi Atatürk'ün uyguladığı sistem de zaten o günün bence 20. yüzyıl damgasını vuran da budur. 20. yüzyıl damgasını vuran şey yukarıdan aşağı otoriter modernleşmeci yeni ulus devletler yaratma projesidir. Ve bütün yani sosyalist ülkelerdeki ana uygulama da budur. Ve şey de Atatürkçülük de onun bir versiyonudur aslında bir yönüyle baktığımız zaman. O nedenle ama hangi Atatürk'te solcuların kendilerine uygun bir Atatürk seçmeleri çok yanlış bir şey değildir. Doğrudur yani. Esas itibariyle nedir solculuğun özü de? Bir sosyalist parti kuracaksın. Proletarya diktatörlüğü yoluyla o sosyalist parti bütün toplumu yukarıdan aşağı halka rağmen dönüştürecek ve değiştirecek. Şimdi, yani izninizle siz devam edin lütfen de ben şunu okumak istiyorum. Bu çok aslında Atatürk portresinde bugün bilinen bir cümle değil. Ama Mustafa Kemal Atatürk Ocak 1921'de diyor ki şahsen ben ve yoldaşlarımla birçoğu komünizm taraftarıyız ama hal ve şartlar bizim bu konuda susmamızı gerektiriyor. Eğer ben yarın komünist olduğumu açıklarsam benim tesirimden eser kalmaz. Anlamak gerekir. Komünizm bile Türkiye'de bizim işimizdir. O pragmatizm aslında. Bir laf, Ukbal Angarski'ye söylediği söz. Evet, çok evet. Anlamlı, anlamlı bir laf değil diyorsunuz. Ama şimdi ama bu Atatürk'ün komünist olduğunu göstermez. Göstermez. Yolda yürürken Bolşevik yardımını almak için yaptığı bir taktiği, bir taktik ustası olduğunu. Fakat sonraki yıllarda komünist aydınlar için bir delil olarak çok kesinlikle yani, kullanıldı. Şimdi komünistlerin kesinlikle. Yani komünistlerin şeyi Mustafa Kemal'i benimsemeleri, Atatürk'ü benimsemeleri çok şey değil. Anakronik bir durum değil. Çok uygun bir durum. Uygun. Yani. Uygun otoriterlikten kaynaklı. Yani ben mesela Kemalist bir aileden gelip Stalinizme rahatlıkla geçtim. Hiç bir sıkıntı çekmedim. Yani yeni bir ideolojiye hocam, geçiş yapmadım aslında. Hocam bir şey ekleyecek galiba. Şimdi şöyle. Birincisi modern politika dediğimiz şey nedir? Modern politika dediğimiz şey iki unsura dayanır. Bunun temeli temsil kavramıdır. Yani temsil ve talep kavramı.
bir şey talep edeceksiniz. O talebinizi birileri temsil edecek. Bu temsil neyle teşekkür edecek? Fırkayla, eski tabirle yeni partiyle, partiyle, yeni tabirle partiyle. Çünkü parti bugünkü modern anlamda partiyi tarif eden biçim, 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 tarif eden biçim Lenin'dir. Yani Oral'ın demin anlattığı aslında Lenin'in getirdiği demokratik merkeziyetçiliktir. Şimdi bunların hiçbirisini, 19. yüzyılın büyük ideolojik yaklaşımlarını irdelemeden anlamak mümkün değil. Şimdi otoriter modernleşmeyi kim yapacak? Parti yapacak. Partiyi kim yönetecek? Demokratik merkeziyet kurallarına uygun olarak lider yönetecek. Peki ne yapacak parti? Toplumu modernleştirecek. Neden? Şimdi Oral diyor ki işte toplum bunu kendi kendisine yapamaz. Niye yapamaz toplum bunu? Çünkü Gustave Le Bon diye birisi oturup bunun tezini yazmış durumda. Yani diyor yani ki Atatürk'ün kuşağının çok okuduğu yazarlardan yani birisi. Şimdi evet. Bakın Atatürk'ün etkilendiği bir yazar. Efendim Atatürk'ün defterleri var. 8 cilt, 9 cilt, 11 cilt Genelkurmay bunları yayınladı. Şimdi bunlar okunduğu zaman onun bir entelektüel olarak düşüncesini oluşturan kaynakları görmek mümkün. Şimdi burada çok önemli bir kavram da, bir olgu daha var. İçtihat dergisi yayınlanıyor. İçtihat dergisi yayınlanıyor. İçtihat dergisi Abdullah Cevdet'in çıkardığı Türkiye'de eski tabirle müfrit batılılaşmacı bir dergi. Yani aşırı fanatik batılılaşmacı bir dergi. Orada Kılıçzade Hakkı'nın yazdığı Pek Uyanık Bir Uyku diye bir yazı var. Yazıda daha sonra bizim Atatürk devrimleri dediğimiz şapka devrimi diyoruz veya harf devrimi diyoruz, kılık kıyafet devrimi diyoruz. Bunların hepsi orada tarif ediliyor. Şimdi Atatürk bunları hangi yılda, okuyarak, hangi yılda bu 1911. Yazı? 11. Bunları okuyarak yetişmiş bir insan. Şimdi Atatürk'ün kişiliğini oluşturan temel kavramları yok sayarak 19. yüzyılın demin dediğim gibi bir yanıyla materyalist, bir yanıyla mistik büyük yaklaşımlarını ve o sırada öne çıkan büyük kitle hareketlerini görmeden bir yere varmak mümkün değil. 1848'de Avrupa yıkılıyor. Polonya'da, Fransa'da, Almanya'da komünler kuruluyor. Şimdi yani ondan 40 sene sonra aşağı yukarı doğmuş bir insan ve o oradan Marx çıkmış yani. 1848 ben Komünist Manifesto yazılmış. Dolayısıyla evet. Bu geniş ufuk evet. içinde. Ha buradan bir cümle şunu söyleyeyim. Bütün bunlar ama bir tek şey gösteriyor. Bunlar 19. yüzyıl en fazlasından 20. yüzyıl başı kavramları. 1930'lara 40'lara kadar taşıyabilmiş o yüzyılı ve birikimini. Yani bunları bugün ele almanın ve irdelemenin yahut da bunu bundan sonrasına payam da yapmanın bir imkanı yok. En azından burada, çok. Şeye geçeceğim. Yani burada dünyada solun buhranıyla Atatürkçülüğün buhranı aslında çok üst üste örtüşüyor bu nedenle. Yani kader ortaklığı var, buhran ortaklığı da var. Yani bugün dünyada sol o tek parti yönetimiyle dünyayı değiştirme projesi konusunda büyük bir krizin içine girdi. Benzer bir krizi bence Atatürkçülük de yaşıyor. Yani bugün Atatürkçülük diye o tek parti döneminden kalma otoriter modernleşmeci evet. anlayış Türkiye'de de sonuna geldi. Yani dünyada daha önce sonuna geldi aslında. O evet. bakımdan daha uzun yaşadı şey anlamında bakarsak. O yönetim biçimi. Bence bugün o yüzden bunu tartışıyor. Biraz çok güzel gidiyoruz. Biraz şuradan da Atatürk'ü, ama hangi Atatürk sorusunun cevabını arayalım mı tabi. Atatürk ve yol arkadaşları. İşte Atatürk aynı dönemde Samsun'a çıkışı, kongreler süreci, Padişah Vahdettin'le ilişkileri, o ilişkilerdeki değişim, yol arkadaşlıklarındaki kalabalıklaşma, Rauf Bey'le başlayan, hatta belki ikili lider diyebileceğimiz, yani eşitler arasında birinci Mustafa Kesinlikle. Kemal ama ama daha çok Rauf Bey tanınıyordu, Hamidiye Kahramanı, Mondros evet. Mütarekesi. Atatürk'ten daha fazla tanınıyor o zamanlar. Evet. Çünkü medya o zaman basının matbaatının bildiği bir isim. Nasıl gelişiyor yol arkadaşlıkları? Kazım Karabekir önemli bir figür. Şimdi değerli tarihçi Cemil Koçak, Taraf Gazetesi'nde 3 gündür yayınlanan açıklamasında çok veciz bir şekilde bunu anlattı.
Atatürk'ün milli mücadeleyi yürüttüğü arkadaşlarıyla milli mücadeleden sonra devrimler dönemindeki arkadaşları farklıdır. Ve milli mücadeleyi yürüten arkadaşlarını birinci kuşak sayarsak, sayalım onları. Birinci, mesela ilk beşler diye ben o terimi kullanacağım ama Cemal Kutay'ı böyle bir referans yapacak bir tarihçi olarak görmüyorum. Fakat onun terimini kullanalım. İlk Anadolu'ya geçenler Ali Fuat Cebesoy ile Kazım Karabekir. Bu ikisidir. Hatta Kazım Karabekir ta Ocak ayına 1919'un Ocak ayından itibaren kendisini Erzurum'a tayin ettirmek, oradaki 15. kolordunun başına geçmek milli mücadele fikriyle çok çabalıyor. Mart'ta tayini çıkıyor. Nisan'da yola çıkarken Mustafa Kemal Paşa'ya gidiyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale kahramanlığından gelen bir ünü var ve askeri dehasını herkes kabul ettirmiş. Mustafa Kemal'e bütün ömrü boyunca bir kişi çıkıp da bu işi bırak ben üzerime alacağım demedi. Liderlik vasfından kaynaklanıyor. Anadolu'ya gel diyor. Verdiği cevap iyi bir fikir bakalım diyor. Daha Anadolu'ya gitme kararını vermemişti Nisan başında Mustafa Kemal. Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir dedik. Karabekir niye Erzurum'a gitmek istiyor? Burada yine Ali Fuat Cebesoy'un getirdiği bir izah var. Enver Paşa savaşın 1917'den itibaren kötüye gittiğini görünce Kafkasya ve Doğu Anadolu merkezli bir güç oluşturmak, harpte mağlup olduğumuz takdirde Anadolu'yu kurtarmak için oradan bir gerilla artı nizami ordu savaşı başlatmak için oraya yıpranmamış kuvvetleri yığıyor. Karabekir de diyor ki orada bu kuvvetleri var. Zaten Kafkasya'da komutandı Birinci Dünya Savaşı sırasında Karabekir. Milli mücadeleyi oradan başlatalım. Mustafa Kemal Paşa'ya teklifi bu. Onun arkasından Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Rauf Orbay geçiyorlar. Refet İsmet Paşa ya. Daha sonra beşinci olan Refet Paşa'dır. Atatürk ile birlikte Samsun'a çıkanlar. Refet Beli Albay o sırada değil mi? Refet Beli Albay, Samsun'a çıkanların içerisinde. Paşa da Albay o zaman. Albay, evet. Samsun'a çıkanların içerisinde Rauf Orbay kara yoluyla geliyor. Milli mücadele yürüten asli kadro budur. Sonra Fevzi Paşa geliyor. Arkasından İsmet Paşa geliyor. Milli mücadele kadrosuna baktığımızda bu ilk dörtlerin hepsi tutuklanmıştır, hapse atılmıştır, yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştır. En sonunda da evlerine kapanmışlardır. Milli suikast mücadele kadrosunda ise suikast Kazım Karabekir'in bir öldürülmesi ihtimalden bahsedilir. Bunu İsmet Paşa da hatıralarında anlatıyor. Kazım Karabekir'in öldürülmesi ihtimali vardı, engelledim falan diye. İnkılap dönemine baktığımızda milli mücadeleden gelen İsmet Paşa. İsmet Paşa'nın özelliği çok mazbut, çok çalışkan, çok namuslu bir ikinci adam olması. Bunu Şevket Süreyya da çok iyi anlatır. Mustafa Kemal'in de her dediğini yaptıracak ikinci adam ihtiyacı var. Kazım Karabekir de İsmet Paşa'nın niye bu kadar yükseldiğini bu açıdan izah ediyor. Ali İhsan Sabis, Mustafa Kemal diyor daha milli mücadeleyi hazırlarken inkılap kadrosunu hazırlamıştı. Bizleri tasfiye ederek getirmek üzere anlamında söylüyor. Dolayısıyla sizin sorduğunuz arkadaşlık bu. İsmet Paşa'nın yanında Fevzi Paşa fazla önemli bir figür değildir bence. Cemil Koçak Hoca bunu daha iyi bilir. Milli Şef dönemini doktora tezi olarak yapmıştı. Onun dışındaki isimlere bak. Bir yığın isim. Bunlar milli mücadelede 4. 5. sınıf insanlardır. Ama inkılap dönemi. Şükrü Kaya mesela milli mücadelede nedir? Hangi ordunun komutandır? Hangi meydan muharebesinde? Recep Peker. Yani. Recep Peker kim? Recep Peker'in ait bir binbaşı. Tabii. General Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy. Ama inkılap dönemi öne çıkmışlardır. Kemalizm. Bunlar inkılap dönemi. Akka Gündüz. Bunlar yani. Mahmut Esat Bozkurt'lar falan. Hocaya soracağım. Siz lütfen şunu da tamamlayın soruyu. Tabi BGC kitapta onları da aktarıyor ama. Şimdi bizim resmi tarih okumalarımızda değil sadece müfredatta, müfredat dışı okumalarda pek rastlamadığımız çok önemli isim var aslında. Yani Mustafa Kemal ve dört arkadaş Anadolu'da milli mücadele örgütlüyorlar ama İstanbul'da da bütünüyle vatanperver, milli mücadeleci. Mesela siz Cevdet Çobanlı Paşa diyorsunuz. İstanbul'da Genelkurmay bütün hükümetler döneminde Ferit Paşa, damat Ferit Paşa gibi menhus bir adam döneminde dahi Ankara'daki milli mücadeleye İstanbul'daki Osmanlı Genelkurmayı sürekli destek vermiştir. Ve siyasi destek vermiştir, silah göndermiştir, cephane göndermiştir. Tayinleri yapıyorlar. Çok erken Mustafa Kemal'in istediği tayinleri yapmışlardır. Silah gönderiyorlar, destekliyorlar. Fevzi Çakmak da o dönemin son yönetmeliği başkanlarından biri. Şimdi sizden de biraz onu, size de çok referans yaptı. Yani Mustafa Kemal ilk yol arkadaşları ve sonra yol arkadaşları ve ilk yol arkadaşlarının kaderi.
ikiye ayıralım isterseniz. Biraz önceki tartışmaya küçük bir katkıda bulunmak çabası içine gireceğim. Şimdi bu ideoloji çok önemli bir mesele. Şöyle önemli. 1920'lerde, 30'larda Avrupa'da ideolojisi çok güçlü siyasi tek partiler var. Bunların önemli bir kısmı İtalya'da, Almanya'da ve başka yerlerde iktidara geliyorlar. 1917'de çok erken bir tarihte Rusya'da iktidara geliyor Marksistler. Bizim modernleşmemize baktığımız zaman 20'ler, 30'lar Kemalizm olarak adlandırdığımız ve tanımladığımız ideoloji bunlarla karşılaştırıldığında son derece zayıf. Neredeyse karşılaştırılamayacak kadar zayıf. Bir materyalizm ve empirokritizm yazmamış. Bir felsefenin temel ilkelerini yazmamış, taskafıları yazmamış. Hemen örnek vereceğim. Şimdi bütün diğer tek partili rejimler kurulmadan önce kendilerini önce deklare ediyorlar. Diyorlar ki biz iktidara geleceğiz ve iktidara geldiğimizden itibaren şunları yapacağız. Bolşevikler diyor ki hepinizin toprağına da el koyacağım, fabrikanıza da el koyacağım ve bunu dağıtacağım diyor. Nasyonel sosyalistler başka bir şey söylüyorlar. Şimdi Kemalist modernleşmenin en önemli eksik noktalarından bir tanesi önceden deklare etmiyor hiçbir şey. Ben iktidara geldikten itibaren modernleşme projemi şu şekilde tasavvur ettim ve bunları tek 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 yapacağım diye bir şey yok. Milli sır olarak milli, ama. Evet, bu hem milli sır. Şimdi evet. Burada çok önemli bir husus var. Çünkü o zaman programınız nedir diye sorduğunuz zaman durun bakalım. Koşullar ne gösterecek? Cumhuriyet Halk Partisi 1923 yılında kuruldu. 1931 yılına kadar bir programı yoktu. Şimdi evet. Türk İnkılabı deniyor diyorsunuz. Türk İnkılabı'nı gerçekleştiren tek parti diyorsunuz. Programınız nedir diyorsunuz. Vallahi şimdiye kadar aklımıza gelmedi. Yazmadık diyorlar. Şimdi bu başka yerlerde... Sadece nizamnamesi var. Değil. Tüzüğü var sadece. Sadece tüzüğü var. Beyanname var, halkçılık beyannamesi birkaç var. Birkaç tane... Peki siz işte ne yapacaksınız? Teşkilat İsasiye Kanunu siz var o kadar. Liberal bir ekonomi politika mı yapacaksınız? Evet diyorlar önce, öyle yapacağız. Sonra vazgeçtik diyebiliyorlar. Şimdi artık devletçi olduk diyorlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan bir tanesi tarih boyunca devletçi olarak kabul edilmiş oluyor. Peki başka ne yapacaksınız? Onun için... Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulduğu zaman, özellikle Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduğu zaman muhalefetin ilk dalga geçtiği şey iktidar partisinin programı yok. Şimdi bir parantez daha buraya, yani bu... Pardon, Serbest Fırkanın ve Terakkiperver Fırkanın ciddi programları var. Ciddi programları var. Kendilerini liberal olarak niteliyorlar. Piyasa ekonomisi diyorlar. Esnafın teşviki diyorlar. Ziraatın modernleştirmesi ama diyorlar. Ama bu sırada bütün Atatürk devrimleri de yapılmış oluyor. Bu kısmen dönem içerisinde. Yapılmış oluyor. Yani, kısmen yapılmış etkili oluyor. Etkili devrimler. Yani en baştan biz kadın hakları olarak şöyle yapacağız. Seçme seçilme hakkı vereceğiz diye bir deklarasyon yok. Seçme ve kadınlara seçme ve seçilme hakkını Türkiye'de ilk telaffuz eden Serbest Fırka'dır. Muhalefet kadını bunu söyleyince kapatmaktan sonra. İlk defa Terakkiperver kadını üye alıyor yani oralarda. Siz parti programı. Hayır. Hocam, devam edin. Şimdi iki şey söyleyeyim. Bir tanesi şu. Hatta Erik Zürker kendi yazdığı kitapta Terakkiperver partiyle ilgili, fırkayla ilgili yazdığı kitapta Cumhuriyet kavramını evet. Onun... Hocam izninizle bir işte, canlı yayın galiba olur. Son dakika bizim programda pek olmaz ama evet Ramazan duyabiliyor musun beni? Duyuyorum Sayın Karaloğlu. Evet herhalde bir gelişme var, aktarır mısın bize? Evet, Albay Dursun Çiçek siyasete müdahale belgesinde imzası, ıslak imzası olduğu iddia edilen Albay Dursun Çiçek sorgulama kapsamında sabah saatlerinde buraya getirilmişti. Saatler 10-15'i gösterdiğinde buraya geldi. Yaklaşık 3 saat sorgulamaya ilişkin işlemler devam etti ve saatler 13'ü gösterdiğinde Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılardan Zekeriya Öz'ün karşısına çıktı ve yaklaşık 2,5 saat boyunca Zekeriya Öz'e ifade verdi. Avukatı Mustafa Çevik'le birlikte ve saatler 16.30'u gösterdiğinde Albay Dursun Çiçek tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmişti ve yaklaşık 4 saat süren süreç sona erdi ve nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Albay Dursun Çiçek'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesi karar verildi. Bu gelişme çok sıcak bir gelişme. Yaklaşık 5 dakika öncesinde meydana gelen bir gelişme. Tekrar etmekte fayda var. Albay Dursun Çiçek tutuklanmak üzere tutuklanarak hasta cezaevine gönderilecek.
tutuklanarak cezaevine gönderilmesi karar verildi ve şu anda tutuklamaya ilişkin müzekkere hazırlama işlemleri devam ediyor. Sayın Karanoğlu. Ramazan, şu anda Dursun Çiçek mahkemede tutuklama kararı verildi ama henüz sevk yapılmadı herhalde. Öyle anlayabiliriz değil mi? Doğrudur. Şu anda henüz mahkeme kararını yaklaşık 5 dakika önce açıkladı. Yüzüne okudu, tutuklandığını söyledi. Şu anda da cezaevine yönelik işlemler yapılıyor. Bu işlemler de yaklaşık yarım saat sürecek ve yarım saat içerisinde de Albay Dursun Çiçek'in askeri bir araçla hasta cezaevine gönderilmesi bekleniyor. Bir gerekçe öğrenebildiniz mi? Yani öncekinden farklı bir gerekçe var mı ya da herhangi bir gerekçe öğrenebildiniz mi tutuklamayla ilgili olarak? Karar çok yeni açıklandığı için herhangi bir gerekçe öğrenemedik. Ancak sevk maddeleri vardı. Bize gelen bilgiler doğrultusunda, tabii bunlar net olarak bunları açıklayamayız. Daha önceki tutuklanma istemiyle mahkemeye sevki terör örgütüne üye olmak maddesindendi. Ancak buna ilaveler olduğu, delil durumunun değişikliği nedeniyle hem terör örgütüne üye olmak hem de darbeye teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faaliyetlerini engellemeye teşebbüs suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildiğini biliyoruz. Ancak mahkemenin ne karar verdiğini henüz şu anda bilmiyoruz. Peki Ramazan, çok teşekkürler. Gelişmeler oldukça bağlanacağız sana. Özetleyelim sevgili seyirciler, günlerdir kamuoyunu meşgul eden, aslında 5 aydan beri meşgul eden ama son dönemde ifade vermeye gelmesi büyük olay olan da beklenen Albay Dursun Çiçek, demokrasiye müdahale planının altındaki imzanın sahibi bugün ifadeye geldi. İfadesi alındı, mahkemeye sevk edildi ve hakkında tutuklama kararı verildi. Bu konuyla ilgili en azından birinci aşamada aydınlığa kavuştuğunu, tutuklama kararını verildiğini söyleyebiliriz. Hocam sizi kesmiştik. Şimdi Enes Yürker'den bahsediyoruz. Evet, tabii. Çok önemli bir kitabından bahsettiniz. Onu izleyicilerimize söyleyelim. Tabii. Terakkiperver Fırka kitabı. Cumhuriyet Fırka kitabında şunu söylüyor. Diyor ki bunlar ayrıştılar. İşte demin konuşulan bu beşlinin bir grubu Atatürk'ün karşısına geçti. İlafetin kaldırılması yaklaşıyordu. Cumhuriyet yaklaşıyordu. Ve bundan monarşistiler. Yani saltanat devam etsin diyorlardı. Kendilerine bir fırka kurma ihtiyacı ortaya çıktı. Çünkü iddiaçılar o tarihte Atatürk'e yaklaşıyorlar. Tabii o zaman Mustafa Kemal o bunları reddediyor. Ben bir fırka yapacağım diyor. 9 umdeyi açıklıyor. Bunun üstüne bunlar bir fırka arayışına giriyorlar ve Cumhuriyetçi adını koyunca ondan sonra Cumhuriyet Halk Fırkası adı ortaya çıkıyor. Başlangıçta Halk Fırkası zaten şimdi partinin adı. Fakat şimdi bunu söyledikten sonra şunu belirtmek lazım. Şimdi bu kopma meselesi ve bu ideoloji meselesi. Şimdi birincisi, evet %100 doğru. Hiçbir ideolojik öncülü yok. Premizi yok. Dağınık fikirler var ortada. Bir teorisyeni yok. Teorisyen en fazlasından Ziya Göker. İddiaçıların da teorisyeni. Türkçülük tezi etrafında işte bir takım görüşler öne sürüyor. Başka görüşler de var. Tabii demin Taha Bey Yahya Kemal'den bahsetti. Onun yazdığı makaleler var falan. Fakat yani bir kapsamlı Leninist manada veya bilmem Maoist manada bir teorik taban yok. Bir eylem var. Şimdi bu çok önemli bir kavram ama. Yani bunu yok sayarak bir yere varmak mümkün değil. Yani bir savaş yapılıyor. Bir kere dolayısıyla burada bir teorik metin üretme çabasının öncesinde bir eylemin içinden bunları çıkarma var. Şimdi bu şu bakımdan önemli. İki nedenden ötürü. Bir, daha sonraki hareketin bir lider hareketi olmasına yol açıyor. Yani o hareketin başına geçiyor. Başında bulunan kişi daha sonraki döneminde lideri haline geliyor. Halbuki bir teorisyen olsa belki başka tartışmalar meydana gelecek. Şimdi ikincisi o liderin kişiliği ve ona bağlı olarak bizim karşımıza çıkmış olan 1923 sonrasında da diyelim devam etmiş olan siyasal yapının özellikleri. Peki neden bahsettik? Bir eylemden. Hangi eylem? Ülkenin kurtarılması, düşmandan kurtarılması. Bir askeri eylem. Şimdi bu ister istemez ordunun daha sonraki dönemlerde de siyasal iktidarın kurucu ögesi haline gelmesine yol açıyor. İkincisi şu,
bizim modernleşme tarihimizin, yani 19. yüzyılda ister 1839 deyin, ister 1856 deyin ki doğrusu 1839'dur. O günden 1939'a veya 2009'a gelene kadar ürettiği bu şekilde bir ideolojik metin yoktur. Bu Türk toplumsal düşüncesi açısından ve Türk siyasal yapısını özümsemek, irdelemek açısından çok önemli bir olgudur. Yani herhangi bir dönemin arifesinde bir belgemiz hiçbir zaman olmadı. Yok. Evet. Yok. Yani Türk modernleşmesi... Burada yalnız şöyle bir şeyi unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum yani bu tartışmada. Şimdi bir Jön Türk hareketi var. Ve Atatürk'ün ortaya çıkması öncesi. Arkasından İttihatçılar var. Ve İttihatçılar döneminde ciddi bir modernleşme projesi var. Yani var. Şey anlamda tabii. İşte... İttihatçılar daha birikimli, hiç evet, şey yok. Tabii. Evet. Yani o dönem yapılmış tartışmalar var. Türk Yurdu dergileri var hatırlarsınız. Ve çok ciddi tartışmalar var o dönemde. Yani Mustafa Kemal biraz onları tevarüs ediyor. İşte demin onu söyledik. Yani ortada yüzer gezer düşünceler var. Bunların içinden bu da işe yarar, bu da işe yarar, bu da işe yarar. Ben bugünkü yazıda gazetede bunu yazdım. Bunları topluyor. Şimdi bir şey var ama burada bir husus var. 19. yüzyıl düşüncesinin çok önemli bir kavramı var. Onu unutmayalım. Devrim. Devrim. 1848 sonrasında Marx'ın Komünist Manifesto ile yapmaya çalıştığı nedir? Avrupa'nın üstünde bir hayalet dolaşıyor diye başlıyor Komünist Manifesto. Neden bahsediyor? Komünizm hayali. Bu bir devrimle gelecek. Devrimci parti. Parti devrimleri yapacak. Şimdi bu hareketi irdelerken bunu unutmamak lazım ve eğer mesele Taha Bey'in kitabının adında olduğu gibi Atatürk'ü irdelemekse kabul etmek lazım ki bu daha sonraki devrim sosyologlarının da irdelediği biçimde bu devrimci öz ve tarihin devrimci koparılışı bu başlı başına bir olgudur ve demokratik değildir. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Belki görkemlidir. Belki monumentaldir, heroiktir, büyük bir kahramanlık, destani bir hal taşır ama demokratik değildir. Yani 19. yüzyıl düşüncesinin ögeleri olarak. Sizin sorunuz duruyor ama sözü kaptırdınız, sizin katkınız olacaktı galiba. Ben bu konuyu kapatmak Hasan Bülent Kahraman'ın bahsettiği Ziya Gökalp ile Atatürk ilişkisi, bir de bu halkçılık programı hakkında birkaç cümle söylemek istiyorum. Genelde zannedilenin aksine Mustafa Kemal'in milliyetçiliği ile Ziya Gökalp'in milliyetçiliği birbirinden çok farklıdır. Bunu Niyazi Berkes, sol bir yazardır, çok iyi ortaya koymuştur. Taha Parla, anayasa profesörü Boğaziçi Üniversitesi'nde çok iyi ortaya koymuştur. Benim de ağabeyim olan rahmetli profesör Erol Güngör çok iyi ortaya koymuştur. Niyazi Berkes'e göre Ziya Gökalp devrimci Kemalizme göre son derece muhafazakar kalan birisidir. Hakikaten de hilafetin kaldırılmasından 6 ay önce yazdığı Yeni Yol adlı kitapçıkta Ziya Gökalp hilafeti savunmuştur. Ayrıca Ziya Gökalp'in parti hakkındaki, devrim hakkındaki görüşleri daha yumuşaktır. Türklük anlayışı ve etnik kimliklere saygı çerçevesinde izah edebileceğimiz bir anlayıştır. Ziya Gökalp'in Türk kavramının oluşmasında Atatürk üzerinde etkisi olmakla beraber sosyal devrim programında aralarında çok ciddi görüş farkı vardır. Ziya Gökalp Atatürk'e göre daha Osmanlı kalmaktadır. İkincisi de Sayın Kahraman'ın bahsettiği halkçılık beyannamesi. Bunu çok önemli buluyorum. Mustafa Kemal'in taktisyen tarafını ve terminolojileri, kavramları nasıl felsefi ve teorik anlamda değil bir kurmay zihniyetiyle kullandığının bir örneği. Bu beyanname 13 Eylül 1920'de yayınlanıyor. Aslında bir anayasa metninin, teşkilat-ı asasiye metninin giriş kısmı. 4 paragraftır. 4 paragrafın 4'ünde de emperyalizmle mücadeleden bahsediliyor. Niye? Çünkü Rusya'ya gönderdiği Halil Paşa, Ruslar sizden bir program istiyorlar, sözlerinize inanmıyorlar, bunu yazılı bir metne dökün. O zaman size daha çok yardım edecekler diyor ve Mustafa Kemal bu beyannameyi yayınlıyor. Bu dönem Mustafa Kemal Paşa'nın sola kaydığı, solcu Yeşil Ordu'yu kendisine çekmek için, meclisteki solcu halk zümresini kendisine çekmek için sola kaydığı dönemdir. Sakarya Savaşı'nı kazandıktan sonra hem Enver Paşa tehlikesi ortadan kalkmıştır, hem hareket son derece kuvvetlenmiştir, artık sola ihtiyacı kalmamıştır. Solcuları tutuklattırmıştır, sağa kayma dönemidir ve halkçılık beyannamesi rafa kalkmıştır. Değerli araştırmacı, buradan ismini ben saygıyla zikrediyorum, amacım eleştirme değil de bakış açısının ne kadar farklı olduğunu belirtmek için söylüyorum. Sunakili, Atatürk Devrimi adlı kitabında halkçılık beyannamesinin
Atatürk'ün geleceğe ışık tutan sosyal görüşleri olduğunu yazıyor. Halbuki Atatürk bunu Yeşil Ordu, Halk Zümresi gibi meclis içinde ve meclis dışında hem milletvekili hem silahlı sol grupları kendisine çekip eritmek için kullandığı bir taktiktir. Nitekim sonradan bu halkçılık beyannamesini nutka bile almamıştır. Bu da onun nasıl bir kurmay zihniyetiyle kavramlara, bir filozof gibi, bir teorisyen gibi, bir ideolog gibi değil, bir kurmay zihniyetiyle kavramlara baktığına dair çok tipik bir örnektir, evet, onun için. Sizin söyleyeyim. Kitapta çok sık müracaat ettiğiniz bir kavram bu kurmay zeka, kurmay yaklaşımı, evet. Mustafa Kemal'in ve bir yanında politikacı kimliğini, evet. Ve nutuk meselesine geleceğiz. Burası da çok önemli. Mustafa Kemal'in nutuk da bir kurmay eseridir. Evet, evet. İlk dönem anekdotlarıyla nutuk arasında büyük farkları da hocam sizin sorunuz şuydu. Mustafa Kemal'in birinci dönem yol arkadaşları, izleyicilerimiz hatırlasın diye söyledim. İnkılaplar dönemindeki yol arkadaşları ve birinci dönem yol arkadaşlarının akıbeti. Evet. Öyküye şöyle başlamak lazım. Şimdi 1919'a doğru Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti kendisini feshediyor, yer altına iniyor ve eski İttihatçılar bir araya geliyorlar ve Anadolu'da silahlı bir direniş hareketinin esas planlarını hazırlıyorlar. Bu belki de bir ihtimal savaş sırasında hazırlanmış da olabilir. Evet. Şimdi, bir B planı gibi. B planı gibi. Kesinlikle. Büyük ihtimalle Çanakkale Savaşı sırasında, evet. Hazırlanmış olabilir. Şimdi A takımı, yani Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa yurt dışına çıkıyorlar ama yurt dışına çıkmalarının temel nedeni Anadolu'daki silahlı direniş hareketini yurt dışından beyin takımı olarak idare etmek. Evet. Network Almanya'da kurulacak. Belki Rusya'ya da el atacak. İstanbul'da da 3 tane önemli örgütçü ve İttihat Terakki'nin çok önemli ismi var. Kara Vasıf, Kara Kemal, İsmail Canbulat. Bunlar Avrupa'daki merkezle İstanbul ayağını oluşturacaklar. İstanbul üzerinden de Anadolu'ya ekip gönderilecek. İşte tam o Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gitme süreci, diğer komutanların Anadolu'ya gitme sürecinin esas planlama takımı burada. O hep okuduğumuz kitaplardan ve anlatılanlardan, Atatürk'ün meşhur Sisli'deki evinde yapılan toplantılara bütün bu İttihatçı isimler katılıyorlar. Hep birlikte hazırlıyorlar ne yapılması gerektiğini. Anadolu'ya geçildikten sonra İstanbul'da Anadolu hareketini destekleyen İttihatçıların karakol örgütü var. Fakat karakol örgütü kendini bağımsız görüyor. Kendini Mustafa Kemal Paşa'nın ajanı olarak, elemanı olarak görmüyor. Kara Vasıf, evet. Arkadaşlar. Sonra o yüzden araları açılacak tekrar. Harbiye Nezareti, bugün Milli Savunma Bakanlığı olarak tanımlayacağımız grup da İttihatçıların egemenliğinde, denetiminde olan bir teşkilat olduğu için oradan da epey bir yardım geliyor. Şimdi tabiin ilk başta söylediği isimler Anadolu'ya geçiyorlar. İki tane sonradan çok önemli olacak isim Anadolu'ya geçmekte geç kalıyor. Bunlardan bir tanesi İsmet Paşa. Atatürk daha sonra diyecek ki ben onu çok özel bir görevle Genelkurmay'da bıraktım, İstanbul'da bıraktım. Bilgimiz dahilinde orada çalıştığı için bıraktım. Yoksa o da gelirdi zaten diyecek. Meşrulaştırmak bir kere için. Geliyor, dönüyor. Dönüyor, tabii. Geliyor. Fakat 1937'de İsmet Paşa'ya kızınca, o da ayrı bir hikaye. Anlatın. İsmet Paşa'ya kızınca sen milli mücadeleye katılmakta bile tereddütlü diye diyor, evet. İkinci geç kalan, çok geç kalan Fevzi Çakmak. Şimdi Çakmak ilk defa Anadolu'ya geldiğinde İstanbul hükümetinin adamı olarak geliyor. Nasihat heyetinin başı, evet. Olarak geliyor. Ve amacı Karabekir'i, Cebesoy'u, Refet Veli'yi falan bir tarafa çekip bu Kemal'i bırakın. Uymayın, bu sizin bunun peşinden giderseniz duvara çarparsınız. Gelin bunu tutuklayalım, İstanbul'a götürelim ve bu mesele bu şekilde, evet. Bitsin demeye getiriyor. Karabekir bunu yazıyor çok açık, evet. Bir şekilde anılarında. Fakat Karabekir'in dediğine göre Çakma ikna ediyorlar ki tutuklama falan olmayacak. Biz burada kalmaya devam edeceğiz. Mümkünse sen burada kal diyorlar. Çakmak geri dönüyor. Çakmak'ın tekrar Anadolu'ya geçmesi İstanbul'un işgali üzerine olacak. Evet. Bir önemli, şimdi nutuk dediniz. Evet, orayı söyleyeyim. Evet. Şimdi nutukta bu hikaye anlatılıyor. İstanbul'dan nasihat heyeti geldi. Bize böyle bir ne diyelim, uzlaşma ya da teklif getirdiler. Atatürk bunu anlatırken Fevzi Çakmak adını vermiyor. Onun yerine başka bir Fevzi ismini veriyor.
Halbuki orada dinleyen herkes biliyor ki bu Fevzi Çakmak. Fakat 1927'de Fevzi Çakmak'ı bu şekilde lanse edemez. Hikayeyi anlatıyor. Çünkü Genelkurmay Başkanı. Kendi yanında olduğu için. Yanında. Şimdi evet. Bir izninizle bir not, yine ben kitaptan bir not verecektim. Bu dönemde Genelkurmay Başkanı olduğunda, yani İstanbul Hükümeti'nin Genelkurmay Başkanı olduğunda Fevzi Çakmak, Anadolu Kuvayi Milli Hareketi aleyhine bir bildiri de yayınlıyor. Evet. Aynı zamanda yardım ediyor da denebilir ama bildiri de yayınlıyor ve bunu telin eden, Anadolu'daki hareketi telin eden bir bildirisi de var. Şimdi bu da o dönemin garip. Kendisi evet. Diyor ki sonra Atatürk'ün, Kuvayi Milliye'ye inananlar da haklıydı, inanmayanlar da. Evet. Yani biraz da Hercümerç dönemi, onu da gözündür kemi, 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 onu da gözündür. Bu kesin olarak doğru. Şeye, şimdi bir şey cevapsız kalmasın. Sonra bunlar yine resmi tarih okumalarında geri planda gitsinler. Rauf Orbay, Karabekir, sonraki dönemde tümüyle tasfiye olan İsmet Paşa dönemine kadar Refet Pelev, Cebesoy yine böyle. Cebesoy'u tasfiye ettiler. Evet, dördü. Onlar yani milli şimdi bunun sebebi nedir? Biraz şöyle, da bunu ortaya olacak. Şöyle bir tablo çıkıyor. Milli mücadeleye ilk katılan, Kemal Paşa'ya ilk destek veren ekip elendiler, tasfiye edildiler. Çünkü ona tırnak içinde biat etmediler. Kemal Paşa'ya biat etmedikleri için, Atatürk'e biat etmedi, onun emrine girmedikleri için onlar tasfiye edildiler. Buna karşılık Kemal Paşa ile birlikte onun emrinde çalışmaya başından itibaren amade olduğunu gösteren Çakmak ve İsmet Paşa, diğerlerini alternatif olarak İnkılap tarihinde artık, milli mücadele demeyeyim, İnkılap tarihinde en öne çıkabilmeyi başarabildiler. Zaten Atatürk anlatırken de milli mücadelede bunların rolünü büyüterek, vurgulayarak anlattı. Karabekir'in, Rauf Orbay'ın rolünü olabildiğince küçülterek anlattı. Şimdi burada bir şey ilave Rauf'a kızgınlıkları miyim? Da çok ağır hakaretleri var. İstanbul Meclisi'ndeki evet. Tavırları. Başkan seçmediler. Başkan evet. Seçmedi. Burada Atatürk'ün siyasal hırsının da zaman zaman ortaya çıktı. O hırs olmadan liderlik şimdi, olmaz. Şimdi benim bütün bunların hepsi anekdotal olarak, objektif olarak doğru şeyler. Fakat bunları değerlendirme bakımından bir tespitim olacak ve biraz da bu metodoloji bakımından bir mesele. Program metodolojisine mi geldik? Yok, tasfiye metodolojisi. Şimdi o nutuk meselesini biraz daha konuşacağız, o belli. Fakat şunu unutmamak lazım. Demin söylediğim kavram, yani bu devrimcilik meselesi, bir ideolojik bağlayıcı doku yok. Yani Mustafa Kemal işte en fazlasına Amasya Tamimi'ni yayınlıyor. Amasya Tamimi zaten savaşa dönük bir şey, bir hareket, bir bildirge. Bir devrim bildirgesi aslında Amasya Tamimi. Dolayısıyla savaştan sonraki kopuş... taraflar arasındaki, artık buna içsel, ideolojik veya tercihler arasındaki kopuş demek lazım. Yani o milli sır olarak vicdanımda sakladım dediği mesele aslında hilafetin kaldırılması, laikliğin daha sonra kabul edilmesi, cumhuriyetin ilan edilmesi meseleleri. Diğer grupla arasında böyle bir ideolojik farklılaşma var. Bir kere bunu ortaya koymak lazım. İşte buna tarihin ileriye doğru koparılması diyorum. Şimdi tartışma şu. Efendim Kemalist tarih sıfırdan başlayarak tarihi yazıyor. Mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Dünyada sıfırdan tarih yazanlar yok. Devamlılığı var mı? Var. İşte demin konuştuk. Jön Türk ideolojisinden geliyor. Türkçülük ideolojisinden geliyor. 19. yüzyıl Avrupa düşüncesinden geliyor. Aydınlanmadan esinlenmiş. Meclis konuşmasında biraz karıştırıyor birbirine Montesquieu ve Rousseau. Evet. Ama bunları okumuş, bunların üstünde düşünülmüş, dönemin atmosferi içinde bunlar ortaya çıkmış. Fakat bir ideolojik çerçeve içinde onlarla uzlaşması yok. Ne uzlaşması var? Savaşı birlikte yapacağız. Şimdi Kazım Karabekir gitmiş, biz Cemil Koçak'la daha ziyade onun odasında, bana daha az geliyor. Bunları konuşuruz. Şimdi sonuna kadar diretiyor. Beni de diyor Şark orduları kumandanı ilan et. Biz savaşı Şark'tan başlatacağımızı söylemiştik, düşünmüştük. Sen gittin şimdi Gard cephesinden başlattın.
Şimdi hep konuşmamızdaki şey şu, doğrusu oydu. Doğrusu oydu. Neden doğrusu oydu? Tarih onu doğruladı. Tabii. Yani şimdi burada tarihsel bir determinizm yapmanın anlamı yok ama bir İsmet Paşa, bir Fevzi Paşa, bir Mustafa Kemal Paşa neden haklı çıktı, diğerlerini ekarte edebildi? Sonunda tarihin doğru yönde kopartılması diye bir kavramdan söz etmek lazım. Bunlar ama gününün şartları içinde. Yani bugüne intikal edecek hususlar değil. Bir cümle daha söyleyeyim. O da şu. Şimdi bu ideoloji meselesine tekrar döneceğiz. Bu nutuk konusunu konuşurken. Yalnız şunu unutmamak lazım. Dediğim gibi bu Kemalizm modeli, Kemalist modernleşme kendi doğrularını yapmış. Fakat bütün tarihleri, çağları böyle çapraz kesen ve onların üstünde uzanacak bir meşruiyete sahip, bir güce sahiptir denmesi imkansız bir şey. Nedeni şu. Şimdi Ziya Gökalp milliyetçilik meselesinden söz etti Taha Bey. Evet, doğru onlar. Ama başka bir husus daha var. Kemalizm ne yaratmak istedi? Modern bir toplum yaratmak istedi. Hangi anlamda modern bir toplum? Gene geliyoruz 19. yüzyıl meselesine. Bir taraftan diyor ki, öğretmenler cumhuriyet sizden, Tevfik Fikret'ten alıntı yapıyor. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Ne demek bu? Kantçı anlamda aydınlanmış birey. Yani Kant diyor ki aydınlanmış insan kimdir? Kendi üstündeki vesayetten kurtulmuş, kendi aklıyla kendi yolunu tayin eden özgür, erginleşmiş birey. Peki evet. Cumhuriyet daha sonra bu ergin birey ortaya çıkıp ben erginleştim, kendi bildiğimi okurum dediği zaman ona müsaade etti mi? Hayır, etmedi. Neden? Çünkü Cumhuriyet ideolojisi aynı zamanda organik, cemaatçi ve monist, homojen bir toplum yaratmak istiyordu. Şimdi bunu dolayısıyla bugüne taşımanın imkanı yok. Ziya Gökalp de burada tam manasıyla örtüştü. Neden? Çünkü Taha Bey'in andığı isim, Taha Parla ile Andrew Davis'ın yazdığı kitap, ikisinin de korporatist ideolojide, yani bir toplumun homojen olduğu, organik olduğu noktasında buluşuyorlar. Yani ideolojinin... Yani, Dürkheim'den gelen ikisinin de müşterek evet. tarafı. Dürkheim'den geliyor. Şöyle bir konuya geçsek, Taha Bey siz hemen girişi yapın yine. Manna meselesi, yine Mustafa Kemal'in kongreler döneminde. Bir numaralı gündem maddesi herhalde imparatorluğun harbi kaybetmesi ve kongreler dönemi Erzurum, Amasya, Sivas. Mandacı mıydı? Amerika mandasına müzahir görünüyor birçok belgede. Şu tarihi bir gerçek, Mustafa Kemal vicdanında mandaya karşıydı. Tavırlarıyla mandanın kabul edilmesini önledi. Sivas Kongresi'nde kabul edilmek üzereydi. Oturuma ara verdi, mandanın kabul edilmesini önledi. Ama hiçbir yerde mandayı reddeden tek konuşma dahi yapmadı. Mandayı reddeden tek beyanat dahi yapmadı. Konu Erzurum'da gündeme geldi. Erzurum Kongresi'nde Atatürk'ün mandayı reddeden hiçbir konuşması yoktur. Nutka aldığı Erzurum Kongresi kararlarının birinci maddesinde manda ve himaye kabul edilemez. Altıncı maddesinde maddesini şaşırdım ben. Manda ve himaye kabul edilemez. Erzurum Kongresi'nde böyle bir karar yok. Ama gerçek Atatürk manda ve himayeyi reddeden bir nesil yetişsin diye ve muhaliflerinin mandacı kendisinin manda karşıtı olduğunu telkin etmek için Erzurum Kongresi'nde böyle bir karar aldı. Erzurum Kongresi'nin kararında böyle bir şey yok. Aksine orada işte Amerikan yardımı falan, burada ayrıntı olur. Ciddi tartışmalar var ve o tartışmalar karşısında Mustafa Kemal sessiz. İsmet Paşa Sivas mandacı. Kongresi. İsmet Paşa mandacı lafını ben sevmiyorum. İsmet Paşa İsmet Paşa'nın Kazım Karabekir'e gönderdiği iki tane mektup var. Her ikisinde de diyor ki biz bu işi tek başımıza yapamayız. Amerika'nın Türkiye'yi işgal gibi emeli yok. Wilson prensibi milletlerin bağımsızlığını, istiklalini kabul ediyor. Atatürk'ün de Wilson prensiplerine referans yapan konuşmaları vardır. Amerikan mandası müreccahtır. Bugünkü Amerikan mandası kavramı anlamında değil o. İngiliz işgaline karşı Amerika'nın desteğini alalım, Amerika'nın bizi işgal etmek gibi bir derdi yok. Sivas Kongresi'ne geliyoruz. Sivas Kongresi'nde batıdan delegeler geldiği için daha kuvvetli bir manda eğilimi var. Bunun içerisinde Ali Fuat Cebesoy'un babası vesaire gibi isimler var. Tarihçi İsmail Hami Danışmanlık gibi isimler var. Atatürk'ün manda aleyhine tek konuşması yok. Ama beri taraftan Anadolu'ya gelmiş olan Amerikalı General Harbord heyetiyle konuşurken
biz Amerikan mandasını istiyoruz diyor. Harbord'un verdiği raporu Rauf Orbay, çok iyi İngilizcesi vardı diplomatta, Amerikan Kongresi zabıtlarından çıkarmak suretiyle belgesini yayınlamıştır. Evet. Orada biz Amerikan mandasını istiyoruz diyor Mustafa Kemal. Bu da mandacı olduğu için değil. Anlamına gelmez diyorsunuz. Öteki mandacılar da vatansever olma, mandacı denilenler de vatansever olmadıkları için manda istiyor değiller. Mustafa Kemal İngiltere'ye karşı Amerika'yı yanına çekmek için Amerikan mandası isteyen biri gibi görünmek siyasetini takip ediyor. Abi yani onu nasıl yorumluyorsunuz oradaki? Yani şimdi bir kere şunu netleştirelim. Yani ta arkadaşımın da söylediği gibi manda ve himaye kabul edilmez diye bir madde yok. Ne Erzurum Kongresi'nde ne Sivas Kongresi'nde. Evet. Tersine evet. Hafif bir yabancı devletin desteğini isteyen. Yani bir Türkiye'nin iktisadi sınayi kalkınmasına müzahir olacak ve işgal emeli bulunmayan bir devletin müzahiret Osmanlı Türkçesinde yardım ve destek anlamında da kullanılıyor. Evet. Böyle bir şey var. Şimdi bu tabii bir de kazananın yazdığı tarih tabii bu biraz. Yani evet. Bence yani Atatürkçülüğün bir problemi de bu günümüzde. Şimdi kazanılan bir yani bütün şeylerini tasfiye etmiş muhaliflerini. Onların konuşma imkanı yok. O koşullarda yeniden tarihi yazıyor Mustafa Kemal. Tabii kazanan tarih yazdı. Halide Edip'in ona çok güzel cevapları vardır. Evet. Sen kazandın, bizim konuşma imkanlarımız kalmadı. Onun için şimdi tarihi yeniden kendine göre yazıyorsun. Ama Halide Edip neden kaybetti peki? Yani o kazandıysa. Muhaliflerin hepsi kaybetti. Yani şimdi esas olarak muhalifler şu. Halide Edip Karabekir'e falan daha yakın. Yani daha çok sesli, daha demokrasiye doğru yürüyen bir projenin savunucuları. Yani hem Kazım Karabekir çünkü Enver kompleksi de var değil mi o dönem aydınlarında? Enver gibi diktatörleşme. Diktatör olacak korkusu var. Yani. Evet, ona yani bir tepki de var. Biz daha farklı ve daha çok sesli bir şey yaratabiliriz diye Rauf Orbay'ların falan evet. Planı o. Zaten Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın şeyi de o. Evet, hedefi de kesin, o. Kesin. Yani ama tabii öbür taraf kazandığı için tarih yeniden yazılıyor. Onun için bu manda ve himaye kabul edilemez maddesi yok yani. Öyle bir şey yok. Araştırdığımız zaman zaten açıkça yazıyor maddenin ne olduğunu şey. Kazım Karabekir anılarında evet. Nasıl girdiklerini yazıyor şeye. Sonra da o fotokopileriyle manda teklifine o zaman karşı tutanakların fotokopileri de yayınlandı. Manda ve himaye kabul edilemez diye Erzurum Kongresi'nin bir kararı yok. Çok önemli bir tartışma konusuydu herhalde değil mi hocam bu Nutuk. Manda meselesi. Nutuk'a geleceğiz de yani bu manda meselesi tabii. Kongreler sürecinde. Şimdi güçlü bir alternatif miydi? İlk sorulması gereken şey, şimdi biz bugün manda deyince, mandacı deyince şöyle bir şey anlıyoruz. Amerikalılar gelecek, İngilizler gelecek, Fransızlar gelecek, bir kısmını işgal edecekler. İstedikleri gibi yönetecekler. Onlar söyleyecek, biz yapacağız. Yok. Bu arkadaşların söyledikleri manda böyle bir şey değil. Evet. Önce onu evet. Mandadan ne anladıklarını söylemek lazım. Söylemek lazım. Mandadan doğru. Söyledikleri şey şu. Şimdi Amerikalılar geliyorlar heyet olarak. Siz diyorlar tam olarak ne diyorsunuz yani? Onlar da şöyle diyorlar. Ya biz şunu söylüyoruz. Siz bize yardım edin. Yabancı sermaye ise yabancı sermaye. Danışmanlıksa danışmanlık. Teknisyenlikse teknisyenlik. Mümkünse mali yardım, ekonomik yardım şu bu. Her şeyi yapın bize. Yalnız biz kendi kendimizi yönetiyoruz. Tabii. Bunlar manda dediği bu. Manda dedikleri şey bu. Kesin. Yani haysiyet kırıcı bir şeyden söz etmiyoruz. Evet, ama Dünya yine Savaşı, o günün şartları. O günün şartları. Neyse. Pardon. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Irak'ta, Suriye'de kurulan manda idaresiyle karıştırıyoruz biz. O bambaşka bir şey. Bu arkadaşların kastettiği şey kesinlikle bu değil. Ve Amerikan Senatosu mandayı reddetti. Ve o zaman da emperyalizm diyorlar ki kabul etmiyor. Zaten o zaman da diyorlar ki pardon yani biz o zaman biz yani biz niye geliyoruz pardon diyorlar. Yani bu hem parayı veriyoruz hem siz yapıyorsunuz. Bu olmaz diyorlar. Şimdi şeyde bir de, abi istiyor bunlar diye Amerikalı generalin evet, bir raporu var. Değil mi? Evet. Yani anladığımız anlamda bunlar işlerine bizleri karıştırmadan sadece abi olmamızı abi istiyorlar diye Harbord'un raporu var evet. Olmaz. Şimdi bir kısa ara vereceğiz ve aradan sonra aslında çokça hem kitapta hem de Atatürk'le ilgili tartışmalarda çokça konu var. İttihat Terakki kadroları Atatürk'ün bu Milli Mücadele Hareketi ne kadar içerisindeydiler? Kürt meselesi, padişahla ilişkileri bir dizi başka sorunun cevabını bulacağız ikinci bölümde. Açık görüş devam ediyor ama hangi Atatürk sorusunun cevapları üzerinden devam ediyoruz. Tahakkül Yol'un kitabıydı bildiğiniz gibi. Tartışma Atatürk'ün bugün de çokça konuşulan, bugün de farklı taraftarlıklar ortaya çıkaran Atatürk'ün uygulamaları ve görüşlerine devam ediyor.
Tabii bir önemli mesele yine yine resmi tarih okumalarında çok rastlamadığımız, sizin kitapta çok yoğun bir şekilde örneklerini verdiniz. Mustafa Kemal Vahdettin ilişkisi. İstiklal Harbi bir noktaya kadar tümüyle bir saltanatı koruma harbi olarak gelişiyor. Ne zaman kopuş başlıyor? Mustafa Kemal buna ne zaman karar veriyor? Ve ne zaman artık Anadolu'da yeni bir devlet kurulacağına dair güçlü işaretler alıyoruz? Bunun ilk işaretleri Sivas Kongresi'nde görüyoruz. Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa Vahdettin'e, saltanata çok büyük sadakat ifade etmekle beraber İstanbul hükümetiyle Anadolu'nun ilişkilerinin kesilmesi konusunda arkadaşlarının hiçbirisinin gösteremeyeceği bir irade, bir ısrar gösteriyor. Şimdi düşünün, siz Sivas valisiniz, öteki Erzurum valisi, öteki Konya valisi, orada komutan bilmem ne falan, bunlara diyor ki İstanbul'la ilişkilerinizi kesin. Bu, yani Mustafa Kemal böyle devrimci, iradeli, ısrarlı, atılgan tarafın çok ortaya koyan tipik bir hadise. Henüz ortada meclis yok, henüz ortada Anadolu hükümeti yok. İstanbul'da, Ankara'daki vali yahut Anadolu'daki vali İstanbul'dan koparsa emri niye kimden kopsun, alacak, evet. Niye kopsun, 600 yıllık bir alışkanlık falan ısrar ediyor. Biz saltanata bağlıyız, Vahdettin Efendimiz'e bağlıyız ama İstanbul'la münasebetleri keseceğiz. Hükümet, çünkü damat Ferit hükümetine. Damat Ferit hükümetine karşı. Bu damat Ferit'in, damat Ferit'i istifa mecburiyetinde bırakıyor. İşte buradan Mustafa Kemal'in diğer bütün hepsinden, biraz önce kendi aramızda da konuştuk. Diğer arkadaşların hiçbirisinde olmayan irade, hırs ve ısrara, fikri takibe nasıl sahip olduğunu gösterir. Anadolu'da hükümet kuracağının ilk işareti ortada çıkıyor, orada ortaya çıkıyor ve bunu ilk sezen de Kazım Karabekir. Nasıl seziyor, nasıl tepki gösteriyor? Kazım Karabekir, İstanbul'da milli bir hükümet kurulursa, işte Ali Rıza Paşa hükümeti kurulacak, İstanbul'da böyle milli bir hükümet kurulursa artık Anadolu'da bir hükümet kurma teşebbüsünü gereksiz görüyor. Hatta İstanbul'da milli bir hükümet kurulur, o hükümetle Türkiye'nin kurtulacağı ortaya çıkarsa Kuvayi Milliye'yi dağıtalım kanaatinde. Nutuk da bundan dolayı Atatürk, Kazım Karabekir'i çok ağır biçimde suçlar. Çünkü sonunda milli mücadele, milli ordunun, Ankara'da kurulan, yönetilen milli ordunun zaferiyle ve cumhuriyetle sonuçlandı. Karabekir'in söylediği ise, biz İstanbul hükümetiyle, İstanbul'da milliyetçi bir hükümetin kurulmasıyla kurtulacaksak öyle kurtulalım. Mesela Osmanlı ordusunun dağıtılıp yerine milli ordunun kurulmasını Kazım Karabekir tereddütle karşılar. O boşlukta Yunan ilerleyecek. Hakikaten Karabekir'in dediği doğru. O boşlukta Yunan ilerledi. Mustafa Kemal'in dediği de şuradan doğru. O boşlukta Yunan ilerledi. Ankara'ya kadar geldi. Topu, Yunan topu Ankara'da falan duyuldu. Ankara'yı Kayseri'ye taşıma telaşı falan başladı. Ama neticede de o ordu Yunan'ı denize döktü. İşte tarihin, tarihe böyle çok hareketli olarak değişik açılardan bakmanın ne kadar önemli olduğu bu. Oradan... Burada şunu belirteyim. Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözümü kullanırken kaynağını da göstermek istiyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın o dönemde Sivas Kongresi dahil, hatta Ankara'da hükümet, geçici hükümet kurulduktan sonra Vahdettin'e gönderdiği telgrafta ayağınızın tozuna yüzümü sürmeye hasreti içerisindeyim şeklinde klasik Osmanlı terimleriyle, bu Mustafa Kemal'in uydurduğu bir şey değil, bu Osmanlı bürokrasisinin klasik mazmun yani, dili, bir kalıp, mazmun yani. Bir kalıp çektiği telgraflar var. Bu telgraflardaki esas amacı Vahdettin'i halk üzerindeki saltanatın tesiri sebebiyle olabildiğince yanında tutmak, mümkünse Anadolu'ya yardım edecek bir sadrazam tayin ettirmek. Bu taktikle Vahdettin'e bu şekilde gerçek bir sevgiden olduğu söylenemez yani, kesin. Tabii canım, gayet tabii. Burada şeyi, Enver Paşa'yı muhakkak Mustafa Kemal ile ilgili bir anekdotunu zikretmek zorundayım. İşte Çanakkale Savaşı devam ediyor. Mustafa Kemal'in terfisi gündeme geliyor. Enver Paşa Mustafa Kemal'i kıskanıyor, çekemiyor yahut rahatsız, her neyse. Diyor ki ona, diyor, feriklik, generallik verdiğiniz zaman o işte bir üst kor generallik ister. Onu da verdiğiniz zaman harbiye nazırlığı ister. Onu da verdiğiniz zaman sadrazamlık ister. Sadrazam yaparsan padişah olmak ister. Padişah Mustafa Kemal, yaparsan Allah olmak ister. Onu o Enver Paşa ile ilgili değil, Serbest Fırka'nın kurucusu Fethi Bey. Fethi Bey. Zikri. Bunu geliyorlar Mustafa Kemal'e anlatıyorlar. Diyorlar ki başkomutan vekili Enver Paşa senin hakkında bunu söyledi. O kadar ileri görüşlüymüş demek ki Enver, diyor. Bunu kabul ediyor yani. İleri görüşlü olduğunu bilmiyor. Tabii böyle birinin padişah
hele bir de zafer kazandıktan sonra ikinci adam olması, sadrazam olması falan. Kopuş ne zaman? Yani Vahdettin'e siyaset... Sakarya zaferidir. Sakarya zaferi. Siyasetten artık Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdeleyen, saltanatın ortadan kaldırılacağını, Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde tek partili bir cumhuriyetin kurulacağının işaretini, solun da sağın da tasfiye edileceğinin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulacağının işareti Sakarya zaferidir. Çünkü Sakarya zaferinden sağladığı güçle iddiaçılar tasfiye edilmiştir, rakipler ortadan kaldırılmıştır. Cumhuriyet kurulabileceği sağlam vatan topraklarını kurtarmış tır Sakarya zaferiyle birlikte sadece denize dökmek kalmıştır. Evet, şimdi hocam bu süreçte bir misak-ı milli var. İstanbul'daki meclisi mebusanın, gerçi kuvvacı vekiller de orada ama onun aldığı bir karar. Misak-ı milliye paralel tamamıyla gitmiyor harp. Evet. O misak-ı milli sınırları dışında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalan misak-ı milli ahdinde belirtilen yerler var. İttihatçılar yolun neresinde tasvirliyorlar ki sık sık, değil mi Tabi, Mustafa Kemal ve arkadaşlarına İttihatçılarla alakalar olmadığını deklar eden beyanlar isteniyor. Yani bu öyle fena bir şey ki İttihatçılık. Orada Mustafa Kemal'in yine böyle kurmay zekası çok ortaya kırmıyor onları. İttihatçıyım da demiyor, İttihatçılara karşıyım da demiyor. Çünkü İttihatçıların desteğini alması lazım. Anadolu'daki milli teşkilat İttihatçıların teşkilatı. Evet. Yani desteği almanın ötesinde, özür dilerim Cemil, evet, yani iddiaçılarla o sırada fiili olarak işbirliği içinde. Yani evet, Anadolu'daki kadrolar, İstanbul'daki kadrolar içinde iddiaçı olmayan o sırada kimse yok. Bu harekete bulaşmış Mustafa olanlar Kemal Paşa'nın arasında. Cemal Paşa'ya yazdığı mektup var. Nutkun vesikalar bölümünde almıştır. Elbette Birinci Dünya Savaşı'na girmek mecburiyetindesiniz. Bundan dolayı size tahmin edilemez diyor. Bir az önce Cemil Hoca anlattı. İttihatçıları İstiklal Mahkemesi'nde yargılarken de bizi savaşa soktular diye suçlandılar. Bu arada bir not, herhalde üçlü kadrodan Enver, Talat ve Cemal'den en çok Cemal Paşa'ya yakın. En çok Cemal Paşa'ya yakın. Cemal Paşa'ya Yılmaz Özsuna'ya göre de en aklı başında olan Cemal Paşa'dır. Yakın olmanın ötesinde Cemal Paşa'yla Güney Cephesi'nde fiili bir şey var. Ve Cemal Paşa'nın koruması olmasa belki başına o tarihe kadar çok daha başka işlerde getirtilecek. Bir macera, olacak belli orada. Kadir Şinasık için şunu da belirtelim. Cemal Paşa Ermeni tehcirine ve Ermenilerin maruz kaldığı muamelelere şiddetle karşı çıkan, onları koruyan, o kadro içinde yine aynı aklı başında bir adam. Trajik olan şu ki Ermeniler tarafından vuruldu. Evet. Siyasi sorumlu olarak. Şimdi isterseniz Misak-ı Milli efsanesinden başlayalım. Yani biz bugün misak-ı milli sınırları içinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti diye devam ediyoruz ya cümlemize. O cümle tamamen yanlış. Misak-ı milli sınırları içinde değiliz. Çünkü misak-ı milli ilan edildiği zaman, içerdiği maddelere bir göz attığımız zaman şunları göreceğiz. Birinci madde, Batum, kuzey sınırımız, Sovyetler Birliği ile olan sınırımız. Batum, misak-ı millinin içindedir. İçindedir, evet. Güney'e inin. Kars Anlaşması'yla verdik. Bugün kutsallaştırdığımız Kars Anlaşması'yla verdik Batum. Verdik. Verirken de verenler vatana ihanetle suçlandılar mecliste. Atatürk vatana ihanetle suçlandı. Nasıl olur da misak-ı milli sınırları içinde olan bir yeri verebiliyorsunuz diye. Halbuki vermeye mecburdular. Başka türlüsü olamaz. Evet. Sovyet yardımı ve Sovyet için, ittifakı için bunu yaptılar. Güney sınırına iniyoruz. Diyorlar ki, en önemlisi bu hocam. Bunu biraz ayrıntıyla anlatayım. Güney sınırı. Şimdi İngilizler gelmişler. Musul, İskenderun tarafını işgal etmişler. Arap bölgesi tamamen yabancı işgal altında kalmış. Misak-ı Milli diyor ki, Araplardan vazgeçmek niyetinde değiller. Biz orada halk oylaması yaparız. Eğer halk oylamasında bizimle birlikte olmak isterlerse Araplar, biz yine Araplarla birlikte oluruz diyorlar. Yani hiç öyle kaybettik, biz bir daha Araplarla olmayız, daha sonra ortaya çıkacak Arap ihaneti falan daha söz konusu değil. Misak-ı Milli'nin bir başka önemli noktası Boğazlarla ilgili hüküm. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın Boğazlarla ilgili bir problemden kaynaklandığı faktörlerden biri olduğunun farkında oldukları için diyorlar ki Boğazlar üzerinde hiçbir egemenlik talep etmiyoruz diyorlar. Burası uluslararası bağımsız bir komisyonun görevlendirileceği ve yöneteceği bir şekilde olsun. Biz buraya egemen olmayacağız. Başımıza bela istemiyoruz. Evet, şimdi biz
Boğazları egemen olarak misak-ı milli çiğnemiş mi oluyor? Hatta o müzakerelerde Rus delegesi, Bolşevik delegesi ısrar ediyor. Boğazlar mutlaka Türk egemenliğinde olmalı diye. Biz yok, tam Türk egemenliğinde olmasın. Niye Türk egemenliğinde olunca batıdan kopacaksın, Rusya'yla tek başına kalacaksın. Orada bir ileri görüş var. Lozan'ı tanzim edenlerin ileri görüşü var. Ve son nokta. Şimdi normal koşullar altında Musul bölgesini bazı misak-ı milli haritaları gördüm ben. Süveyş kanalına kadar geliyor. Evet, Sina yarımadasına kadar misak-ı milli sınırı çizilmiş. 1922 senesinde çizilmiş bunlar. Şimdi Musul'u tartışması çıkıp da Musul'u vermek zorundayız noktasına gelip de Lozan'a da imzayı atıyoruz noktasına gelince bir vaveyla daha kopuyor. Vatana ihanet bir daha. Evet. Şimdi o zaman Atatürk kürsüye çıkıyor, diyor ki meclisten, misak-ı milli ne oldu diye soranlara, misak-ı milli diye bir şey yoktur. Sınır çizilmiştir. Bu bir sınır anlaşması, sınır tasavvuru, öngörüsü değildir. Misak-ı milli bizim alabileceğimiz yerlerle ilgilidir ve bu kadarını alabiliyoruz, diyor. Misak-ı milli daha sonra bizim siyasi literatürümüzde bugün dahi müthiş bir efsanedir. Yani sanki biz misak-ı milliyi çerçeveledik, koyduk ve bunun bütün maddelerini gerçekten yaptık. Ve şimdi bir şey daha söyleyeyim. Batı Trakya'da referandum istiyor misak-ı milli. Yani Batı Trakya'yı Balkan Savaşı'nda kaybetmişiz. Birinci Dünya Savaşı'nda da değil. O Balkan Savaşı'nı kaybetmiş olmamıza rağmen misak-ı milli diyor ki, Arap bölgesinde olduğu gibi orada da referandum isterim. Orası da isterse bizimle birlikte olsun, diyor. Böyle bir efsane içinde yaşıyoruz. Ve burada bir anekdot zikredeyim. Bu misak-ı milli meselesini Cemil Bey çok iyi anlattı. Mustafa Kemal bu Lozan Anlaşması'na imza atılmasına yakın zamana kadar misak-ı milli sınır çizmiştir. Hatay'ın güneyinden başlar, Kerkük'ü, Süleymaniye'yi, Musul'u içine alarak Hakkari'den yukarıya doğru çizer diye coğrafya belirtmek suretiyle böyle 7-8 tane konuşması var. Yabancı gazetelere beyanatı var. Niye bu? Musul pazarlığı yapan İsmet Paşa'ya destek vermek için. Fakat İsmet Paşa Ocak sonlarına doğru, 25-26 Ocak gibi Ankara'ya telgraf çeker. Musul'dan feragat ederek sulha razı oluyor. Türkiye Musul'u o zaman kaybetmiştir. Şimdi Mustafa Kemal'in Musul'dan feragatı anlatması lazım. Cemil Hoca'nın söylediği gibi misak-ı milli sınır çizmemiştir. O sırada Erzurum mebusu, yanılmıyorsam, Durak Bey çıkıyor, diyor ki Paşa Hazretleri min gayri haddin. Haddim değil ama misak-ı milli İstanbul'da yazanlardan biri bendir. Sınır çizdik biz, diyor. Hayır, çizmeyen olaydınız, diyor Atatürk'te. Burada şu ortaya çıkıyor. İsmet Paşa'nın o zaman çok güzel bir sözü var. Biz şu kadar geniş, bu kadar geniş, emniyetli bir vatan istedik. Evet. Lozan bahsine de geleceğiz. Bu arada bir moderatör hatasını düzelteyim. Oral Çalışlar arada ayrıldı. Gitmesi gerekiyordu. Öyle konuşmuştuk, onu da belirtelim. İzleyicilerimiz kafası takılı olabilir. Bize kızıp ayrılmadı. Bize kızıp ayrılmadı. Sur içerisinde. Adalara gitmesi gerekiyor. Evet. Bir adalar fırtına sebebiyle. Bir adalar sorunu vardı. Adalara son gemiye yetişti. Son vapura yetişti. Şimdi hocam, bu tabii çok önemli konular. Yani anekdot olarak da önemli, aynı zamanda bir siyaset olarak da çok önemli. Buna sadece anekdot değil, yani bu ülke kurulurken insanlar nasıl bir vizyona sahiplermiş, nasıl esnek hareket etmişler, Türkiye'yi maceraya sokmamak için baştan kutsal ilan ettikleri bir takım unsurlarda nasıl feragat etmek zorunda kalmışlar. Bunlar çok önemli. Ama kimileri de daha iyisi olabilirdi. Biz bunları bilmezsek bunları yaşamamış oluruz. Kimileri de daha biz Kongo değiliz ki. Daha iyisi olabilirdi diyorlar. Yani siz bunu fedakarlık ve esneklik diyorsunuz ama o dönemde olduğu gibi bugün de geriye bakıldığı. Ben de bazı, yani Lozan'da daha iyi, Musul konusunda daha iyi sonuç biraz güncel konulara da gelelim. Yani Mustafa Kemal'in yaklaşımında çok partili hayat denemeleri, başarısızlıkla sonuçlanan, ki ikincisi herhalde büyük ölçüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, artık Mustafa Kemal'e direncinin de bir sonucu. Serbest Fırka'nın başarısızlığı ve Kürt meselesindeki zaman zaman farklı yaklaşımları, ki onun bugüne yansımaları var. Oralardan bir Mustafa Kemal portresi çıkarttığımızda karşımızda ne geliyor? Şimdi ortada şöyle bir gerçek var. O da şu, siz de soru sorarken değindiniz. Başlangıçta da tartıştık. Bugün neyi kendimize bütün bu irdelemelerde esas alacağımızı iyi bilmek lazım. Yani ben
Şimdi her Amerika'ya gidip geldiğimde hayretimi mucib olan bir husus var. Kendi ilgi alanlarımdan birisi, belki çalışma alanlarımdan birisi değil ama ilgi alanlarımdan birisi Amerikan tarihi. İşte birkaç ay arayla Amerika'ya gidip geldiğim zaman o kısa süre içinde bile o konuyla ilgili yayınlanmış sayısız, yani izlemenin, okumanın imkanı olmayacak ölçüde yeni kitap çıkartıldığını, yazıldığını görüyorum. Ve bunlar hakikaten önemli tarihçiler, sosyologlar, felsefeciler tarafından yazılmış. O dönemi anlamak, kavramak, irdelemek için. Şimdi Türkiye'de biz böyle bir değerlendirmenin içinden yakın tarihe bakmıyoruz. Birincisi bu. Biz demin başta söylediğim gibi belli dönemlerde Türkiye'deki iktidar seçkinlerinin ve geniş ölçüde de ordunun kontrolü altında biçimlendirilmiş ve tek örnek homojen bir toplum yaratmanın ve o toplumu aynı şekilde hiç değiştirmeden, hiç değişmeden, değişmesine de hatta izin vermeden sürdürmenin bir aracı olarak ortaya çıkmış bir ideolojiyi konuşuyoruz. Evet. Yani şimdi bu işin gerçeğiyle karşımızda duran gerçeklik arasındaki çok büyük bir farka tekabül ediyor. Ben her zaman şunu söyledim. Türkiye'de Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet atılımı benim kendi entelektüel değerlendirmem ve yaklaşımım itibariyle de vazgeçilmeyecek kadar diyeyim, tarif etmek için önemlidir. Zaten yok sayılması mümkün değil. Çünkü tarihsel bir verinin yok sayılması söz konusu değil. Neden? Çünkü demin de belirtmeye çalıştım. Cumhuriyet aslında Jön Türklerin, İttihat Terakkicilerin, hatta yeni Osmanlıların, yani Namık Kemal kuşağının zaman zaman zihninden çok kaba taslak geçirdiği bir temel problemi çözmüştür. O temel problem egemenlik problemidir. Yani genç Osmanlılara hiç gitmeyelim, çünkü onlar zaten bütün bu batılılaşmayı bizim kendimizdeki değerlerin yeniden ortaya çıkartılması şeklinde anlıyorlardı. Jön Türkler, genç Türkler batılılaşmayı çok kısmi bir biçimde kabul etmekteydiler. Fakat bunların ikisinin ortak noktası şuydu. İkisi de İslam temeli üzerine oturmuş olan monarşik yapının devamından yanaydılar. Şimdi, modernleştirilmiş bir monarşi düşünüyor. Monarşi, şimdi Cumhuriyet buna üç noktada büyük darbe indirdi ve bir tarihsel kopuş yarattı. Yani Althusser'in tabiriyle bir tarihsel rüptür meydana getirdi. Bir tanesi egemenlik meselesidir. Egemenliği tanrısal olmaktan çıkartıp yercilleştirmiştir. Yani milletindir demiştir. Yani zillullahın veya halifenin değildir. Gücünü tanrıdan alan, onun yeryüzündeki gölgesinin değildir. Cumhuriyet buradan türemiştir. İkincisi hukuk reformudur. Yani doğal haklar kavramının biçimlendirdiği Namık Kemal ve arkadaşları tarafından gevşek bir kontrat, dinsel temeller üzerinde tarif edilmiş bir sözleşme anlayışından pozitif hukuk temeline oturmuş olan bir hukuk anlayışına geçildi. Şimdi bunu yok saymak mümkün mü? Değil. Üçüncüsü, bunların ortak paydasını oluşturacak laiklik kavramı. Evet, bu laikliğin otoriter laiklik olduğunu, tartışılması gereken yönlerinin bulunduğunu biliyoruz. Her gün bunların eleştirisi, irdelemesi, okuması, değerlendirmesi içindeyiz. Ama temel zihinsel kavrayış bakımından bu da geriye itilemeyecek, Kemalizmin veya bu hareketin kendi öncülleri bakımından ideolojik premizleri, öncülleri yok. Ama sonuç itibariyle ortaya çıkardığı yeni yapının dayandığı bu üç temel ilke var. Şimdi bunlar bir demokrasi kurmaya yeter mi? Yetebilir de, yetmeyebilir de. Yetebilir diyenlerden olmayı tercih ederim. Ama nasıl bir demokrasi, işte onu yeniden tartışmak gerekir. Ha, son nokta şu, bütün bunların ötesinde Türkiye
Soğuk Savaş, önce işte İkinci Dünya Savaşı, ardından Soğuk Savaş. Bütün bunların getirdiği yakın döneme kadar gelmiş olan tarihi çok şiddetli bir biçimde yaşadı ve Türkiye toplum devlet ayrışmasını çok yine sert bir biçimde yaşadı. Şimdi Oral Çalışlar aramızdan ayrıldı ama başta söylediğini belirteyim. Dünyada devletçi, merkeziyetçi ideolojilerin çökmesiyle birlikte Kemalizmin de bir devletçi, merkeziyetçi ideoloji olarak, doktrin olarak yaşadığı iç gerilimler doğdu. Şimdi bugün karşı karşıya kaldığımız sorun, onun dışında, onun bu belirttiğim baştaki üç öncülünü kabul edip ama bir mesela etnik homojenizasyon dışında çoğulculuğa dayalı, insan haklarına dayalı, çok kültürlü bir toplumsal yapıyı bir demokratik sistem içinde oluşturmanın mümkün olup olmadığını konuşmaktır. Eğer burada kısıtlamalar varsa bu kısıtlamalar Atatürk'ten ve 1920'lerden değil, daha sonra gelen kadroların kendilerini evet, yenileyememesinden kaynaklanmaktadır. Bu belki ben burada bir rezervim var çok kısa olarak laiklik evet, konusuna laiklik. Zaten temas etmek istiyorum. Yani hakimiyeti milliye, milli hakimiyet kavramını cumhuriyetle özdeşleştirmeyi biraz fazla dar yorum olarak görüyorum. Meşrutiyet bize bu kavramı getirmiştir. Meşrutiyetten önce 1911 yılında Elmalı Hamdi Efendi'nin büyük din alimi Beyanül Hak'ta yazdığı makalenin başlığı hakimiyeti milliye hilafetten üstündür. Abdülhamit hakimiyeti milliye adına fetva ile tahttan indirilmiştir. Yani hakimiyeti milliye, milli hakimiyet, milli egemenlik, egemenliğin millete yani siyaseten son kararı verme yetkisi anlamında egemenliğin millete ait olması Namık Kemallerden başlayarak evrimleşen ve meşrutiyette şey cumhuriyete temel olacak kadar olgunlaşmış tabii, bu bir doğru kavramdı. Bir tespit ama şöyle bir noktayı unutmamak lazım. Yani Namık Kemal kuşağının da daha sonra Elmalı Hamdilerin de tartıştıkları ana mesele şuydu. Bunların hepsi İslam'da var. Yani temel laiklikte gelecek. Laiklikte yani temel gelecek. Bunun seküler ve sivil bir biçimde ifadesi cumhuriyette ben, kendisinde. Yani laikliğin cumhuriyetle özdeşleştirilmesinin doğru olduğu ama hakimiyeti milliyenin daha Osmanlı modernleşmesinden geldiği kanaatini ifade edeceğim. İkincisi hukuk. Türkiye'de cumhuriyet ilan edildiği zaman aile ve aile miras hukuku, şahsın hukuku dışında bütün hukuk sistemi zaten sekülerleştirilmişti. Ve mahkemeler zaten modern nizamiye mahkemeleriydi. Şer'iye mahkemeleri bilhassa Abdülhamit döneminde son derece daraltılmıştı. Bugün asliye ceza, sulh ceza, ağır ceza, noterlik sistemi modern hepsi mahkeme var. Teşkilatını kuran Abdülhamit'tir. Evet doğru. Dolayısıyla cumhuriyetin hakimiyeti milliye ve hukuk devriminden ziyade bu Osmanlılar'da zaten bir hayli gelişmiş bir evrim ifade ediyordu. Laikliği daha belirleyicidir. Anayasaya giriş neden gecikti? Bu da Mustafa Kemal anayasaya neyin anayasaya laiklik, girdi? Laiklik, o, Cumhuriyet Afrikası programı konulurken ona girdi. O anlamlı kadar, bir şey değil gecikmesi. Anlamlı değil bir şey değil. O yani, formel bir şey. Hocam biraz da toparlayalım. Ben, evet çünkü ben izin verirseniz bugün açısından bakacağım meseleye. Günümüzde Atatürkçülük denildiği zaman aslında aşağı yukarı şöyle bir sistematik mantık ortaya çıkıyor. Kısaca buna vesayetçi tek parti rejimi diyorlar. Ne demek vesayetçi tek parti rejimi? Bu şu demek. Aslında demokratik bir rejim, batılı anlamda demokratik bir rejim idealdir. Fakat henüz içinde yaşadığımız toplum böyle bir rejimi taşıyabilecek durumda değildir. Dolayısıyla bizim bu toplum üzerinde bir vesayet rejimi kurmamız ve bu rejim aracılığıyla toplumu batılı demokratik bir rejime geçişkenlik yapabilecek hale getirmemiz lazım. Bunun yolu da eğitimdir. Esas itibariyle Atatürkçülük, Atatürkçü düşünce bunu öngörür. Bu ne zaman olacak? Ha bu pek belli değil. Asıl dramatik soru bu öyle bir şey olabilir mi? Olmuş mu şimdiye kadar tarihte baktığımız zaman başka toplumlarda gerçekten de efendim geri kalmış ekonomik bakımdan geri kalmış sosyal bakımdan siyasal bakımdan şu bu böyle bir toplum eğitim ve tek partili bir rejim vesayetçi rejim tarafından yönetilerek sonunda demokratik bir rejime varmış mı? Ben bu konuda
negatif bir cevap verileceği kanısındayım. Bunun bir örneği olmadı. Bunun bir örneği yok. Esas itibariyle Türkiye'de Türk modelinde dahi bunun sonucunda mı geldiğimiz yer kesintisiz bir şekilde yoksa kesintili bir şekilde başka bir şeyler mi yapıyoruz? Şimdi vesayetçi rejimin bugünkü siyasi terminolojideki karşılığı Cumhuriyet'in temel ilkeleri. Şimdi ben siz izin verirseniz birkaç soru sorarak Cumhuriyet'in temel ilkelerinin ne olduğunu düşünmeye çalışalım. Değişmez Genel Başkanlık Kurumu Cumhuriyet'in temel ilkesi midir? Cumhuriyet Halk Partisi Değişmez Genel Başkanlığı diye bir şey var. Atatürk 1927 yılından itibaren Değişmez Genel Başkan oldu. 32'de resmen yazıldı bu. Evet, sonra da İnönü Değişmez Genel Başkan oldu. Genelkurmay Başkanı, bugünlerde çok konuşulan bir şey. Genelkurmay Başkanı'nın görev süresinin ne zaman sona ereceğini bilmemiz gerekir mi, gerekmez mi? Mesela Fevzi Çakmak 1920'lerin başlarından 1944 yılına kadar emekli oluncaya kadar Değişmez Genel Başkan oldu. Genelkurmay Başkanı. Genelkurmay Başkanı oldu. Eğer 44 yılında emekli olmasaydı, yaş haddinden dolayı öyle bir kanun çıkarmasalardı devam edecekti. Şimdi bir başka noktaya gelelim. Yine Cumhuriyet'in tek parti rejimi mi Cumhuriyet'in temel ilkesidir? Yoksa çok partili bir rejim mi Cumhuriyet'in temel ilkesidir? Kuvvetler birliği mi, kuvvetler ayrılığı mı? Şimdi o kadar çok böyle soru var ki ve bu soruların cevabı soğukkanlı bir şekilde verilmediği sürece Cumhuriyet'in temel ilkelerinden bahsetmenin ne anlamı şimdi var? Şimdi işte mesele şuraya geliyor. Yani kısa, çok kısa bu, tamam bir cümle. Yani o da şu. Şimdi ortada hazırlanmış olan bir yapı var. Yani sonunda bir cumhuriyet. Şimdi bu cumhuriyet hakikaten söylendiği gibi temel bütün özellikleriyle ve bütün metodolojisiyle bir halk rejimi olacak mıdır, olmayacak mıdır? Yoksa bu bir Türkiye'de modernleşmenin temel sistematiğini oluşturan bu ordu ve bürokrasi işbirliğiyle mi devam edecektir? Yani onun toplum üzerindeki hakimiyeti mi meselesidir bugünkü tartışmada? Yani bunun artık bugün cevabını aramak bile anlam ötesi bana göre. Çünkü dünyadaki değişimin demokrasiyi nereye doğru genişlettiği belli. Türkiye'deki sorun bence, tekrar edeyim, soğuk savaş sonrası döneme yeteri kadar uyum sağlayamama ve Türkiye'de kurucu kadroların ve kurucu örgütlerin, bürokrasinin hala rejime hakim olması ve toplum üstünde bir vesayet kurması istemesinden kaynaklanmaktadır. Atatürkçülük bunun bugün bir meşruiyet alanı ortaya çıkmıştır. Olarak şimdi çıkmıştır. Biraz onunla bitirelim. Tabi sizden son sözlerini söylerken çok aktüel bir Kürt meselesi tartışması var. Atatürk döneminde de aktüeldi. Belki garip bir şekilde Atatürk döneminde, o dönemde çok fazla şey çok cesurca söylenemiyordu diyebiliriz. Yani çok bazı kavramlar çok cesur ortaya konamıyordu. Trajik örnekler sonraki yıllarda oldu. O yaklaşımlar Hasan Bülent Kahraman'ın da belirttiği, yani böyle olmasını ister miydi? Yani böylesine otokratik, böylesine tek tip bir toplum yapısı onun döneminde ortaya çıktı, Atatürk döneminde ortaya çıktı. Böyle olmasını, böyle devam etmesini ister miydi? Projeksiyonunuz nedir? Mesela Kürt meselesindeki yaklaşımı bir projeksiyon bugün değil de bir retrospektif, evet, değerlendirme, evet, artık, evet, olacaktır yani. Retrospeksiyon yani. Dedikleri. Evet, yani tabii, tabii. Atatürk'ü nasıl tanımlamak istersen şunu isterdi ya da istemezdi, evet, diye bir yakıştırma buraya. Evet. Şimdi bu Atatürk'ün uluslaşma anlayışı ile ilgili bir kavram. 24 Nisan 1920 meclis açılmış, Mustafa Kemal ertesi gün hakikaten çok değerli, çok geniş 30-40 sayfa tutan ve onun kurmay zekasını, vizyonunu ortaya koyan bir konuşma yapıyor. Diyor ki siz sadece Türk değil, sadece Kürt değil, sadece Laz değil, sadece Çerkez değil, işte bütün anasır-ı İslamiye'den müttehit, birleşik bir halksınız, milletsiniz diyor. Bunların her birinin hakkı var, etnik haklar anlamında diyelim bugün için. Ama bunların üzerinde konuşmanın zamanı değil, önce şu ülkeyi bir kurtaralım diyor. Bu çok önemli bir yaklaşım. Bu yaklaşım aşağı yukarı Sakarya Savaşı'na kadar devam etti. Sakarya Savaşı'ndan itibaren Türk kavramını daha fazla kullanmaya başladığını görüyoruz.
İzmir'e girmeden önce Eylül başında yahut 30 Ağustos zaferi üzerine yayınladığı bildirilerde Mustafa Kemal Türkiyeliler kavramını kullanıyor. İzmir'e yaklaştıkça büyük ve asil Türk milleti kavramını kullanmaya başlıyor. Bu Türk milleti, uluslaşma, ulus devletin kurulması, Mustafa Kemal'in zihnindeki projenin zafere paralel olarak oluşması. Kurtuluş Savaşı devam ederken çok önemli bir Amasya protokolleri vardır. Nutuk da bu sansürlü olarak ele alınmıştır. Amasya protokollerinde evet. Diyor ki düşmanlar Kürtleri ve Türkleri birbirinden ayırmak istiyorlar. Doğru. Kürtlere sahte bir bağımsızlık vaat ederek Anadolu'ya Ermenistan'ı kurmak istiyorlar. Doğru. Biz Kürtlere zafer kazanıldıktan sonra inkişaflarını temin edeceğimizi, bunun ortamını sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz. Kürtler bunu bilsinler de İngilizlerin yalanlarına kalmasınlar. Dikkat edin, yani Kürtlere sizin kültürel siyasi inkişafınızı temin edeceğiz söylemi. Zaferden sonra onun yerine daha böyle üniter bir millet anlayışı yerleşiyor. Son Atatürk'ün bu konudaki görüşmesi 30 Ocak yanılmıyorsam 1923'te Lozan'daki birinci görüşmeler bitmek üzereyken, tıkanmak üzereyken İzmit'te yaptığı basın toplantısı. Diyor ki Kürt Türk diye ayrılamaz. Haymana'da bile Kürtler var. Bu Türkiye'de herkes için felaket olur. Ama Kürtlerin adından bahsedilmediği takdirde, yani bir tür onlar yok sayıldığı takdirde ciddi problemler ortaya çıkar. Ayrıca bizim teşkilat-ı esasiye kanunumuz vilayetlere, illere özerklik tanımıştır. Kürtler de bu özerklik içerisinde kendi kendini yöneterek Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde hayatlarına devam ederler. Niye böyle diyor? Ocak 1923 Lozan'da Kürtlere özerklik verilsin verilmesinin tartışmasının yapıldığı dönemdir. Bir tür Lord Curzon'a cevap veriyor. Zafer kazanılıyor. 1924 Anayasası'na bakıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ırk ve din ayrımı gözetilmeksizin Türk itlak edilir. Türk denir kavram ortaya çıkıyor. Bu da Mustafa Kemal'in zihnindeki ulus devletin anayasa maddesi haline gelmesi. Ama buna bir şey ilave edelim, bir cümle. Şimdi sizin sorunuzun çok kritik olduğunu düşünüyorum. O da şu, belki bugün tartışmaların zihinsel arka planını hazırlaması bakımından da önemli. Bu bir tarihe kadar geliyor. Bir kere belirttiği gibi zaten Kürtlerin özerkleşmesi politik olarak ve uluslararası politika olarak devre dışı bırakıldıktan sonra 1930'lardan itibaren bu batıda yükselen totaliter rejimlere bağlı kalarak Türkiye'deki rejim müthiş bir etnik temel üzerine oturmaya başlıyor. Evet. Yani bu hatta çok ileri ırkçılık düzeyinde evet. Bir etnik kabul temeline oturması demektir. Hatırlayalım ki gençliğe, Nutuk'ta gençliğe hitabenin son cümlesini hatırlayalım. Gücümüzü nereden alıyoruz? Muhtaç olduğumuz damarlarımızdaki asistan alıyoruz. Yani bunu şimdi çevirmişler. Gereksin deyin güç damarlarındaki soylu kanda vardır. Ne kadar çirkin laf yani. Şimdi tabii o şiirsel müthiş bir Namık Kemal retoriği. Tabii Namık Kemal söylemi. Ama yani bu aslında bizim zihinsel arka planımızı hazırlaması bakımından önemli ve şunu unutmayalım. Karşımızda yani 80 senelik temel kabuller diye evet. Bir çerçeve içinde endoktrine edilmiş olan nesillerden geliyoruz. Yani bunların bir gecede değişmesini beklemek çok zor. Soğuk Savaş sonrası bütün dünyadaki bu sene 1989'un 20. yılını kutluyoruz. Bir travmadır. Türkiye'de şimdi kendi tarihi, geçmişi, gerçeğiyle yüzleşme bakımından ve gerçeğin tek değil, çoklu olduğunu, tekçil değil, çoklu olduğunu öğrenme bakımından belli bir travma yaşamaktadır. Evet, çok teşekkürler. Bu Hasan Bülent Kahraman'ın belirttiği bu etnik milliyetçilik nasıl bir sonuç doğurdu? Celal Bayar'ın 1936'da bir şark raporu vardır, gidiyor geziyor. Korkarım ki büyük bir aksülamelle karşılaşacağız diyor. Yani reaksiyon. Reaksiyonla karşılaşacağız. Nitekim haklı çıkıyor. Yani bu da bir tartışma toplantısı. İsmet Paşa'nın da 1935 raporunda benzer ifadeler var. Evet. Fakat ikisi arasında büyük bir bakış açısı farkı var aslında. Yani her ikisi de önlemler, ya burada bir problemler var. Biz bu işi halledemedik. Baskı yapmak da kötü sonuç doğuruyor şeyini veriyor ama Bayar'ınki daha açık. Yalnız tabii araçlar bakımından ellerindeki imkanlar çok kısıtlı. Çok sınırlı. Onu kabul edelim. Yani o bakımdan. İsmet Paşa kanıyla evet. Birden bir yere gidiyor. Evet.
Çok teşekkürler Sayın Tahak Yol, Sayın Cemil Koçak, Sayın Samiret Kahraman. Sevgili seyirciler, aslında kitaptan birkaç cümle bahsedeyim. Kitabın son bölümünde, yani ama hangi Atatürk derken Taha Bey, kitabın son bölümünde ilginç bir indeks de yapmış dönemler itibariyle. İçerik analizi. Evet, yani kullandığı kelimeler Atatürk'ün sol jargona, sağ jargon, İslamcı, milli kavramlar ilginç bir tablo ortaya çıkmış. Hangi dönemde hangi kelimeler, hangi kavramlara ağırlık verildiğine dair kitabın son bölümünde böyle bir anahtar bir bölümde var. Ama hangi Atatürk? Bir yıl oldu değil mi kitap? Evet, tam bir yıl oldu. Tabii bir yıl oldu. Baskılarla devam ediyor. Arda arda gelen baskılar. Baskılarla devam ediyor deyince o başka bir anlama gelebilir. Tiraj da devam ediyor. Tiraj anlamında baskı yapılıyor. Evet, evet. Yeni basımlarla. Yeni basımlarla, evet. Kavram meselesi önemli bu akşam. Tabii. Günümüzde kısa bir aradan sonra kapatacağız. Bu akşam Açık Görüş'te Atatürk'ün 71. ölüm yıl döneminde Mustafa Kemal'i görüşleriyle, fikirleriyle ve sonraki dönemde yaşanan tartışmalarla anmaya ve konuşmaya çalıştık. Tahak Yol'un, gazeteci yazar Tahak Yol'un Ama Hangi Atatürk kitabı kronolojisini onun perspektifini izleyerek yaptık bu tartışmayı. Çeşitli konularda bugüne de yansıyan, birçok bugüne de yansıyan çeşitli konularda Mustafa Kemal'in görüşleri neydi? Dönemin şartlarında, kuruluş yıllarında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında ne anlam ifade ediyor, sonraki yıllarda nasıl evrildi, nasıl problemler ve tartışma alanları ortaya çıktı ve bugünden bakıldığında Mustafa Kemal'i hem kumandan hem siyasetçi hem bir ülke, yeni bir devlet kurucusu olarak nasıl tanımlamak gerekir, bu soruların cevabını aramaya çalıştık. Haftaya başka konuda ve başka hukukla buluşmak üzere iyi geceler, iyi haftalar diliyorum.